Efendim kanuni devri Topkapı Sarayı şöyle bir hadisenin yaşandığı rivayet edilir. Ağaçları karıncalar dört bir taraftan sarınca hünkara haber göndermişler. Efendim ne yapalım kireç suyu döküp iklaf edelim mi diye. Kanuni Ebu Suud Efendi'ye bir name ile onu sormuş. Dıraktı ger ziyan etse karınca zarar var mı karıncayı kırınca. Yani ağaçlara karıncalar zarar verdiğinde karıncayı iklaf etmenin şer'an bir mahsuru var mıdır diye. Ebu Suud Efendi'nin de aynı şekilde bir şiirle cevap verdiği, yarın Hakk'ın divanına varınca Süleyman'dan Hakk'ın alır karınca dediği ve bunun üzerine karıncanın itlafından vazgeçildiği rivayet edilir Kanuni Sultan Süleyman Han tarafından. Ama aynı Kanuni Sultan Süleyman Han'ın kendi öz evladını hal etmekten de imtina etmediği bu son bir hafta içerisinde Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Şehzade Mustafa'nın katlediliş sahnesinden itibaren beyinlerimize kazındı. İkisini bir araya getirmek hem gönüllerde hem dimalarda çok kolay olmasa gerek. Karıncayı ezmekten imtina eden bir anlayış kendi evladını ne için, nasıl, ne şekilde katledebilir? Bir tarafta vakıflar kuran, imaret evleri, aşevleri evleri, efendim... E hanlar, hamamlar, kervansaraylar, gittiği beldeleri mamur eden, adaleti, muhabbeti dört bir yana taşıyan bir anlayış. Ama diğer tarafta kardeş ya da evlat katli diye niteleyebileceğimiz ve aynı anlayışın içinden süzülen bir başka husus. Nizam-ı Alem için deniliyor. İşte bugün bu akşam niyesi, nasılı, nerede başladı, nerede bitti, niçin bunlar oldu, aslında ne olduğuyla Osmanlı'da kardeş ve evlat katli mevzunu Şehzade Mustafa Özel'inden konuşmak üzere huzurlarınızdayız. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz, safalar getirdiniz, başka şeyler başlıyor. Ve üç kıymetli konuğum var. Talha Uğurlu, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil, hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ve Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci, hocam siz de hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Şimdi Muhteşem Yüzyıl dizisinde o sahne yayınlandıktan sonra ki insanlar Şehzade Mustafa'yı çok sevdi. Hatta yaşadığı dönemde Yeniçerinin ve halkın dedesine benzetip sima olarak, ahlak olarak sevmesi gibi bugün de halk sevdi. Türbesine ziyaretçi akını oldu ama Kanuni Sultan Süleyman Han'ın türbesine gidip beddua okuyanların da olduğu söyleniyor. 150 bin civarında tweet atıldı bu hadisenin üzerine. Çok konuşuldu. Şimdi tersinden bir okuyuşla o gün Şehzade Mustafa hal edilmeseydi. Oraya bir soru işareti koymak istiyorum. Kanuni o an çadırda vefat etse, hazır Şehzade Mustafa da orada tahta geçi vermiş olsaydı, bugün Kanuni ne diye anardık, Şehzade Mustafa'yı nasıl hatırlardık? Çünkü tahta geçtiği anda Şehzade Mustafa'nın yapacağı tek bir şey vardı. Şehzade Beyazıt'ı, Selim'i, Cihangir'i hal etmek. Bu defa o zalim padişah olacaktı. Diğer kardeşler mazlum olacaktı. Dolayısıyla bunu şunun için söylüyorum. Şehzade Mustafa hadisesini konuşmadan evvel Osmanlı'daki kardeş ve evlat katli nereden başladı, nasıl başladı bir bu mevzuyu ortaya koymamız gerekir diye düşünüyorum. Sizinle başlayalım hocam. Bu uygulamanın ilk başladığı yer neresi bu işin tarihi arka planı nedir? Aslında uygulama itibariyle bunun adı Osmanlı'da kardeş katli deriz biz. Osmanlı neden böyle bir sistemi yerleştirdi? Bunu gerçekten iyi düşünmek lazım, iyi anlamak lazım. Biz Türk milleti olarak çok fazla devlet kuran bir milletiz. 257 devlet kurduğumuzdan söz edilir ki doğrudur. Hani üç Türk bir araya gelse devlet kurar demişler. Böyle bir yapımız var. Devlet idare sanatı. Sanki Cenab-ı Hak yeryüzünü Türklerin idaresine hasretti. Bu İslamiyet'ten önce de vardır. Bu görüş. Ve yine bir de devlet ııı idaresi noktasında devlet hanedanın mülkü durumundadır. Bu eski Türklerde de böyledir. İslam öncesi, İslamiyet'ten sonra da aynı gelenek devam etmiştir. Hanedanın mülkü olduğu için erkek evlat arasında baba ölünce ülke pay edilir. Hatta baba ölmeden ülkeyi oğulları arasında genelde pay eder. <laughs> 50 yıl, 20 yıl, 30 yıl büyük bir devlet haline gelir. Ardından işte Mustafa gibi bir bakmışsınız 3-5 tane cihangir, yiğit, iyi yetişmiş evladı var. Kimine sağı, kimine solu, kimine kuzeyi, çeşitli eyaletlere böler. Her birini bir yerin idaresine yollar. Hı hı. Ve o babanın 30 yılda meydana getirdiği büyük imparatorluk baba öldüğü gün her birisi devlet benim demeye başlar. Akabinde aynı imparatorluğun bir 50 yıl içerisinde yıkıldığının şahidi oluruz. Ama bu arada oluk oluk Türk ve Müslüman kanı akar her tarafta. Yani biz böldük ve parçaladık. Baba kurduğu devleti böldü, parçaladı. Ardından da düşmanlarına yiyin bunları dedi demek gibi bir husustur bu. Bu sebeple Türk devletleri o bir ilerlememiştir. İki asrı geçen devleti görmek zordur. Siz Hatta ben Selçuklu'yu örnek verirsen. veriyorum. Melik Şah'tan sonrası oluk oluk Türk ve Müslüman kanının aktığı bir dönemdir. Göz yaşları içinde okursunuz. Timur'un imparatorluğu bir taraftan Çin, bir taraftan İstanbul önlerine gelmiştir. Timuran'dan sonra ortada çok güçlü bir devletten söz etmek mümkün değildir. 5-6 parça olmuşlardır. Dolayısıyla Osmanlı Devleti bütün bunlardan bir ders çıkartıyor hanedan. Ve daha Osman Gazi'nin vefatında iki oğlundan Alaaddin ve Orhan ilim adamlarıyla bir araya geliyorlar etkili kişilerle. Eski gelenek bölelim diyorlar. Ben burada Şehzade Alaaddin'i gerçekten bu işin mimarı olarak görüyorum. Ve tarihe altın harflerle kazınması lazım. İsmi kimse bilmez ismini. Neden hocam? Şehzade Alaaddin'in. Zira hiçbir şeye karışmadı. Ona bölelim dediler. Neyi bölüyorsunuz dedi. Bir gökte bir güneş varsa bir ülkede bir sultan, bir ülkeye bir çoban gerekir dedi. O zaman kardeşiydi Orhan Gazi. Gel bu çoban sen ol dedi abisine. Abisidir Alaaddin. Gel dedi bu çoban sen ol. Dedi ki babam seni koştu zamanında bu işin başına. Dolayısıyla bu işe sen el yaksın, layıksın. Sen olacaksın. İşte tarlaları paylaşalım dediler. Dedi ki hükümdara lazım. İkta vereceksin, timar vereceksin. Koyunları paylaşalım dediler. Ziyafet vereceksin dedi. Beysin. Ziyafet vereceksin, cömertliğini göstereceksin. Zorla bir köyün gelirini bıraktı ona ve hiçbir zaman işe karışmadı. Osmanlı kuruluşunda ee, o şehzade Alaaddin'in gösterdiği yolda birlik prensibini yerleştirmiş oldu. Peki bir, şimdi şunu soracağım. Aynı şekilde diğer şehzadelerde de olamaz mıydı? Yani bu iş ya kardeş katli ya da bu şekilde çözülemez miydi? Kardeş şimdi, katlindense diğerleri feragat edip bir köşede oturuverse olmaz mı? Mecbur mu kaldı ecdat bunu yapmaya? Onu anlamak şimdi için Şimdi diğerlerinde zaten hadiseler bunu gösteriyor. Hepsi hemen öldüreyim demiyor. Mesela 1. Murat Murad-ı Hüdavendigar döneminde Şehzade Savcı isyanı. Artık devlet büyüdükçe herkes Alaaddin gibi olacak durumu yok. Bunu bekleyemezsiniz. İkincisi hangi evladın ne zaman öleceği de belli olmaz. Hepsini Osmanlı sancağa gönderiyor ve mükemmel bir şehzade olarak yetiştirtiyor. Bazısına kanuni misali Cenab-ı tek bir şehzade olarak tahta çıkıyor. Ama bazen doluyor 3-5 şehzade. Mesela insanın aklına o da geliyor hocam. Madem böyle bir sıkıntı var, tek bir şehzadeyle yetinseydi O tek şehzade de ölüverseydi, çocuğu olmasaydı, çocuğu olmasaydı o zaman, bunları yaşadı devlet nice zamanlar. 30 sene şehzade olursa, olmadı. O kadar çok dahi, o kadar çok zeki, liyakatli ortaya çıkar. Aha. Yani bir tane olduğu iyi değil, çok olduğu iyi. İçinden bir tanesi sivrilsin liyakatiyle ve talihiyle diğerlerini tepelesin. Devletin başına geçsin. Onun üzerinde biraz şundan duruyorum Ekrem Hocam. Hani insanı yaşat ki devlet yaşasın diyen bir anlayışın devleti yaşatmak için evladını katledişi devleti sanki çelişiyor değil. gibi. Yanlış anlaşılıyor. Nedir? Ee, şimdi mesela hocam devlet hanedanın mülküdür dedi doğru söyledi ama bunu insanlar yanlış anlar. Burada devlet hakimiyeti mülküdür yoksa topraklar değil. Burada da devlet mukaddes değildir. İslam Osmanlı anlayışında her şey insan içindir. Burada şehzadenin öldürülmesi devlet için değil. İnsanların çoğu için, umumun menfaati için. Daha çok insan katledilmesin diye mi? Mesela evet, Fetret devlet, devrinde yaşadığımız evet, Devlet misaller insanlar gibi. için vardır. Devlet mukaddes değildir. Devletin mukaddesliği, faşist bir ideoloji de vardır. Osmanlıda böyle bir şey yok. Devlet vatandaş için, insan içindir. E bir şehzade hayatta kaldığı zaman binlerce insan ölecekse, o bir şehzade ölüyor binlerce insan sağ kalıyor. Bunun, Bunun, bunun var. misalleri var mı tarihte? Mesela Fetret Devri orası çok önemli Talha Şimdi Hocam. mesela örnekleri çok. Mesela 2. Murat. bazen de şu soruluyor. Ya ufacık çocuğa niye kıyıyorlar o zaman falan deniliyor. Şimdi 2. Murat aslında İstanbul'u muhtemelen fethedecekti yani. Ya bir kader denk noktası ona nasip oldu ama İstanbul'u kuşatmış. Bir kuşatıyor. Isparta'da 6 yaşındaki erkek kardeşi Mustafa isyanı var. 6 yaşındaki bir çocuk isyan etmez. Ama ettiriyor işte çevre. Telekomünikasyon yok şu yok bu yok. Bir kişi yürüdü mü, yürütüldü, arkasından bir sürü insan o layık değildir, bu layıktır diyebiliyorlar. E ondan sonra hadi onun üzerine gidiyor, binlerce insan ölüyor. Sonra hadi İstanbul'u bir daha kuşatıyor, bu kez düzmece Mustafa, hadi amca problemi çıkıyor. Bakın böyle böyle durumlar. İnsan bu durumları görünce diyor ki ya aslında ehveni şer olarak baktığımız zaman hocam adalet maz, adalet izafi meselesi sizin konunuz. Evet. Yani baktığınız zaman toplumun faydası adına bir kişi katledilebilmeli mi yoksa o bir kişinin korunması adına toplum feda edilmenin meselesine geliyoruz. Burada bir karar verilmesi lazım. Yani vicdanlar ama bir kişi ya da bu bir çocuk dese de toplumun insanın faydası adına böyle bir şey yapılmış. Mesela Fetret devri dediniz. Yani Çelebi Mehmet aslında büyük bir hükümdar aslında. Bakıyorsunuz Yıldırım Bayazı çok çok büyük. Hem imar olarak hem ufuk olarak cehet ve gayret olarak. Yani İstanbul'u belki Yıldırım da alabilirdi. Sonraki gelenler Viyana'yı Viyana'yı çoktan geçmiş olurlardı. Bir ara soru olarak kabul edeyim. Yıldırım'la mı başladık? Kardeş katli. Yıldırım'da çok ciddi bir kardeş katli yaşandı ve de hiç isyanı yoktu. Murad-ı Hüdavendigar Kusava'da şehit düştüğü zaman diğer oğlu Yakup Çelebi düşmanı kovalıyordu. Yıldırım da o esnada ordugahdaydı. Yıldırım hemen tahta çıkardılar. Babasının ölümünden haberi yok. Yakup Çelebi geri geldi. Ve geri geldiği gibi oradaki devlet adamlarının, alimlerin kararıyla hemen orada infaz edildi. Bakın bu hiç isyansız bir ölümdür, öldürülmedir. Peki ne oldu? Bundan sonrası çok önemli. İnsanlar buraya bakar. Bütün Anadolu beyleri neden sen onu öldürdün diye isyan ettiler. Onları ne ilgilendiriyor? Niçin ilgilendiriyor mesela diğer Anadolu beyliklerini, Candaroğlu'nu, Karamanoğlu'nu, Saruhanoğlu'nu neden ilgilendirir? Zira Osmanoğlu iki parça olursa bölünür, parçalanır, biter. Biri diğerine vuruştururlar. Neden öldürdün sen? Bir başka devlet size savaş haline açabiliyor. Onun için Yıldırım Bayezid'in ilk seferleri Anadolu beylikleri üzerine olmuştur. Burada çok yaşanmış değil mi hocam. Mesela Bizans ilk dönemde şehzadeleri almış ve padişah başka bir yere yürüdüğünde şehzadeyi yanındakilerle beraber payitahta yollamış. Bunu Roma Sonrasında İran'ın yaptıkları yapıyor. var. Evet. Yani evlat o zaman ciddi bir aslında Şimdi efendim, imtihan, tam bir velaset, imtihan yani. Veraset kaidesi yok. Şimdi herkes sorabilir ki niçin böyle bir problem var? İslam Osmanlı hukukunda tahta kimin çıkacağı belli değil. Bu eski Türk geleneği böyle. Hocamın işaret ettiği gibi üleş sistemi var. Bütün şehzadeler prensler eşit hak sahibi. Hı hı. Peki neden bir tanesi seçilmiyor? Onun da mantığı var. Diyelim ki en büyüğünü seçtiniz. Ya en küçüğü evet, liyakatli. Niye en büyüğü şehzade Ama olsun en küçüğü de... liyakatliyse ne olacak? Nitekim sonradan bu deniliyor. Yavuz Orayı Sultan da soracağım. Senin. O kafes hayatı dönemi. Evet. Yavuz evet. O da orası diyorum. da önemli. Kelebi Sultan Mehmet en küçüğün bir büyüğüydü ama en eee kabiliyetli olanlar onlardı ki tahtı ele geçirdiler. Böyle bir sistem yok. Sistem olmadığı için Şehzadelerin artık talihine kalmış Fatih Sultan Mehmet de kanunnamesinde demiyor ki en büyük oğlun padişah olsun bunu diyebilirdi Kime müyesser olursa müyesser olmak demek Allah kader kime var. izin verirse evet. Allah'ın lütfu talih liyakat hepsi için içine giriyor Şimdi veraset olmayınca bütün şehzadeler eşit hak sahibi o takdirde her biri kendini tahta ehil görüyor Anadolu Beylikleri, Bizans, Balkan Devletleri bunları potansiyel bir tehlike olarak kışkırtıyorlar. Hı hı. Onlara destek veriyor. Şimdi onlar da kötü niyetli değiller. O şehzade de ayaklandığı zaman taht için hainliğinden ayaklanmıyor. Ben bu memlekete daha faydalı olurum diyor. Abimden hı hı. daha faydalı olurum veya kardeşimden daha faydalı olurum diyor. Mustafa'nın da... Hareketinde artık babam yaşlandı, sefere bile çıkamıyor. Ben başa geçersem memleket daha iyi olur. Kaygısı var. Yani onları da tutup da şimdi hırslı insanlar, ihtiraslı insanlar olarak görmemek lazım. Ama mesela Cem'de, Korkut'ta ya da Şehzade Bayezid'de eğer İran'dan geri alınmamış olsa, somut misaller var. Adattılar anlamadınca... şu da var, şunu da ifade edebiliriz. Buyurun. Mesela hocamın söylediğine ilave olarak beliyat e, sistemi Selçuklu'da var, bazı beyliklerde var. Kim tanıyor onu? Yani babası dedi ki işte en büyük oğlum, en küçük oğlum falanca oğlum veliahtır tayin ediyorlar. Ama baba öldüğü gün kimse tanımıyor. O bitti artık onun sözü gitti. Yani baba dedi ki şu arsa senin olsun oğlum, şu ev senin olsun, diğeri senin olsun. Baba öldü. Her birinin de hakkı var mı? Var. Birisi bir milyar ediyor, birisi yüz milyon ediyor. Kim bırakır arsasını diğerine? Doğru. Bu benim hakkım var. Hiç kimse bunu tanımıyor. Bunların yaşandı bunlar. Osmanlı öncesi hepsiyle yaşandı. Peki. Yani veliat da tayin ettiler. Kimse tanımadı. Kavgalar çıktı, savaşlar aynı çıktı. Aynı dönemde diğer devletler ya da imparatorluklar bu işi nasıl çözüyorlar hocam? Mesela dünyaya baktığımızda dünyaya nasıl? Dünyaya baktığımız zaman da genelde kavga gürültü aynı sistem. Hı hı. Osmanlı en bunun en uygun usulünü bulan Osmanlı. Hı hı. Yani Osmanlı kendisinden önce de böyle. İslam tarihinde yok mu? Yani İslam tarihinde de aynı durumlar var. Peygamber Efendimizin vefatından sonra nice şeyler yaşanıyor bir 30-40 yıl geçmeden. Ya bu tip bu si siyaset meselesi işin içerisinde olduğu müddetçe bölünmeler, parçalanmalar getirecektir. Bunu Osmanlı kadar mükemmel çözebilen yok. Gerek kardeş katli meselesinde gerek ekber evlat çıksın denildiği dönemde yani büyük evlat. Hak hakkıyla yerine getirmişler. Yani öldürecek mi? Öldürmüş. Tanıyacak mı büyük evladını? Tanımış. Ben böyle asil bir aile dünyada tanımıyorum. Peki hocam. Avrupa'da Zihirde, 7 asır Avrupa'da devam ve veraset harfleri vardır. Şimdi Avrupa'da <laughs> evet bir veraset kanunu var. Mesela İngiltere tahtına kimin çıkacağı öyle veya böyle belli. Ama İngiltere ile Fransa akraba. Kız alıp veriyorlar. Biliyorsunuz soylular birbirleriyle evlenirler. Bu sefer Fransa'nın veraset kanunu başka, İngiltere'nin başka. Fransa verasetine göre filanca tahta geçecek ama İngiliz veraset kanununa göre kendisini geçmesi lazım. Bu sefer İngiliz diyor ki benim geçmem lazım Fransa tahtına. Bu sefer savaş. Avrupa tarihi biliyorsunuz veraset savaşlarıyla doludur. Binlerce on binlerce insan ölmüştür. Bu kardeş katli hususunda ileri geri konuşanlar hiç Avrupa tarihini nazara almıyorlar. Osmanlılar mutlaka bunun farkındaydı. Avrupa dolup bitenlerin farkındaydı. Bir prensin arkasında on binlerce insan çarpışıyor. Yıllarca sürüyor savaş. Kolay bitmiyor. 30 yıl savaşları var, 100 yıl savaşları var. Bunların hepsinin esasında veraset yatar. Osmanlı acı bir reçeteyle çözmüş bu işi. Acı bir ilaç. Bu ilacı kendisi içmiş. Halka içirmemiş. Bu büyük bir fedakarlıktır. Takdir edilmesi, aferin denmesi gerekirken tenkit ediliyor. Burası şaşılacak bir noktadır. Evet, o niçin tenkit ediliyor? Onu Ahmet hocamın kayısında ilk okuduğum vakit çok şaşırmıştım. Yani bu Osmanlı padişahlarına kızma sebebi olan şey aslında Osmanlı padişahlarının en büyük fedakarlığıdır. Kendi evladından. Onu size soracağım ama önce böyle somut misaller olduğunda Talha Hocam zihinlerde daha berraklaşıyor. Mesela daha evvelki şehzadelerden Bizans'ın yanında kalan ya da İran'a sığınan benzer bir şekilde istismar sebebi olabilecek bir iki örnek bizimle paylaşırsanız Tabii. niçin anlaşılsın. Tabii ee, ona değineyim. Yalnız şunu da söylemek istiyorum. Ahmet Hocamın başta verdiği şey, e, Alaaddin meselesi çok çarpıcı bir örnek Hulefayi Raşid'in Oradaki ferasetini göstermek kolay iş değil Herkes veliullah değil Ama bunu gösterdikleri dönemde çok daha büyüktüler Mesela e, Bursa'da Osman Gazi'nin türbesine herkes gider Ama türbeye girdiğiniz zaman Osman Gazi'nin Hemen kapı tarafında Alaaddin yatıyor Yani o işte onu tercih edin demesi Ya da ben e, Süleyman Paşa'yı Süleyman Şah'ı da çok severim mesela İşte bu Gelibolu'da Bolayır'da Atıyla yan yana yatan Halbuki o büyüktü yani Orhan Gazi'nin işte 1. birinci Murat'ın abisiydi biliyorsunuz. İznik'te medresesi olan hani aynı zamanda hem ilim Erbabı hem Cengaver ne diyor işte Orhan Gazi'den sonra birinci Murat'a sen diyor bu işin başına geç. Ben diyor cihatla meşgul olacağım. Ki daha babası hayattayken bu işi söylüyor. Daha babası ölmeden. Ve gelip oldu o koşturma esnasında ölen bir insan. Yani keşke hepsi bunu gösterebilseydi. Ama hepsinden bunu beklemek mümkün değil açıkçası. Evet. Ama tabii oyuncak haline düşüldü mü düşüldü. Mesela Moğollarda oldu bu. Anadolu Selçuklu, Alaaddin Keykova kadar çok güçlü. Köse daha sonrası Moğollar da zeki. Az değiller. Adamlar o gün ne yapıyorlar? Anadolu'da hep böyle iki tane e, Selçuklu şehzadesi tutuyorlar. Bakın orada dördüncü kılıç Arslan, Burada üçüncü Türk net böyledir yani. Neden iki tane? E böylece Anadolu'daki Selçuk Selçuklular bir araya gelemesinler diye. Yazık o Emir Karataylar, Sağivatalar. Ya bunları bir arada tutabilmek için çok uğraşmışlardır o dönemde. Hmm. Kullanıldılar yani. Timur'un torunu Şahru Çelebi Sultan Mehmet'e mektup yazıyor. Diyor ki: "Sen nasıl kardeşlerini öldürürsün? Bu Moğol töresine aykırıdır." diyor. O da diyor ki: "Benim dedelerim diyor, her işi tecrübeyle çözmüşlerdir." Yani niçin Şahru öyle istiyor? Birkaç şehzade olursa Anadolu Osmanlı devleti güçsüz olur. Birini oynarsınız öbürüne vurdurtursunuz. Sonra onu ona vurdurtursunuz. Çelebi Sultan Mehmet ferasetle bunu bildiği için diğer dört kardeşiyle savaştı. Zaten onlar birbirleriyle savaştı. Hep, sadece hmm. hepsi vefat ettiler. Bir tek Çelebi Sultan Mehmet hayatta kaldı. Tahta geçti. Osmanlı Devleti'ni tekrar kurdu. Anlıyoruz ki en layık olanı oydu. Yaptıklarından anlıyoruz. E sonra mesela bir kardeş çıktı Mustafa. Ben dedi kardeşiyim onun. Timur beni aldı götürdü. Osmanlı tarihleri düzmece der buna. Evet gerçek mi değil ya mi? Burada, burada değil. bir örnek var. Bu şey, Çeleb Mehmet dönemi, Fetret dönemi ile alakalı. Yani bir sanat tarihçi olarak bakıyorum hadiseye. Şimdi e, Edirne'de eski cami vardır meşhur. Eski cami. Şimdi Edirne Osmanlı o günlerde en gözde şehri başkent. Önce Süleyman Çelebi alır Edirne'yi. Yani Yıldırım Bayezid Ankara'da işte esir edilince. Birinci Murat abla. Ee, Evet. Yani ee, şey, Süleyman Çelebi hazırlıklar yapılırken evet. vefat etmişti. Ve Süleyman e, Paşa. Edirne'de şey Yıldırım Bayezid Ankara Savaşı'nda esir edilince işte fetret devri başlıyor hocam. Evet. Fetret devrinde Edirne önce Süleyman Çelebi'le geçiriyor. Sonra Musa Çelebi'le geçiriyor. Sonra evet. Mehmet Çelebi'le geçiriyor. Şeyde Orhan Gazi ile Yıldırım'ın oğulları evet. ve mesela Süleyman Çelebi Edirne'yi aldığında önce bir cami yaptırayım diyor. Madem artık padişah benim diyor ve e, başkentte Edirne. Eski caminin temellerini atıyor, bir yere kadar geliyor. Tabi Bursa'daki Musa Çelebi, Balıkesir'deki İsa Çelebiyi yenip Edirne'ye geliyor. Abisini yeniyor. Çok hocam, çok özür dilerim. Abisini siz, yarım kalan camisini devam ama. ettiriyor. Şimdi çok hızlı geçiyorsunuz ya. Bunlar sizin çok iyi bildiğiniz mevzular ama ekran başında lütfen. ...bana kızmasınlar hepimiz öyleyiz... ...tarihi diziden öğrenen bir seyirci var... ...dolayısıyla hani Şehzade Mustafa'yı... ...bir hafta evvel keşfetti Türkiye ...hani Kanuni Sultan Süleyman'ı... ...ona göre sevip sevmeyecek falan... ...mesela o diyorsun ya Musa Çelebi'ler aralarında... ...o arada kaç insan telef oldu... ...iki şehzadenin birbiriyle... ...azıcık onlardan bize bahsedin istiyorum... ...yani şimdi e, Yıldırım Bayezid Ankara'da... ...işte e, Timur'a esir düşünce... Evet. ...yani savaş kaybedilince... E, Kaç 17, şehzade yani. var geride? O günlerde işte bir tek Musa, Mustafa Çelebi o günlerde babasıyla beraber esir düşüyor. Öyle biliyoruz. Diğerleri kaçıyorlar. Hatta Yıldırım'a diyorlar savaşta sen de kaç yani. O diyor ki ben savaştan kaçmam diyor esir düşüyor. Ee, İsa Çelebi Balıkesir'e geliyor. Hı -hı. Musa Çelebi Bursa'ya geliyor. Süleyman Çelebi Edirne'ye geliyor. Mehmet Çelebi de Amasya'ya geliyor. Dört şehzade var. Dört şehzade. Ne, ne oluyor? Dört farklı şehirde. Mustafa da Timur'un yanında veya belli değil. Evet, evet. öyle bir evet. muallak durum var ve orada bir fetret devri denilen yani 1402-1413 arası 11 yıl süren bir fetret dönemi başlıyor. Fetret padişahsız devir demek, hükümdarsız devir. Evet. Evet, bir ara dönem. Ve bu dönemde yani bir birbirleriyle Anadolu savaşıyor. perişan. birbiriyle savaşıyor ben şehzadeler. Nasıl? Tabii, binlerce insan Beylikler yeniden ayağa kaldırılmış. Timur'un amacı o. Bütün beylikler yeniden uyandırılmış. Ayağa kaldırılmış. Devlet neredeyse Anadolu, bitiyor. 15 Osmanlı devlet, bitiyor. Devlet, devlet Anadolu 15 zaten. devlet. Devlet bitmiş zaten. Devlet bitmiş zaten. Evet. Timur ordusu Anadolu'yu ezmiş. Evet. Osmanlı devleti neredeyse yıkılmış. İşte burada büyük bir muvaffakiyet var. 50 yıl içinde İstanbul'u fethettiler. Yani Çelebi Mehmet'e Bani-i Sani demeleri evet, belki budur. bundan dolayı bundan ikinci dolayı. bir evet. kurucu. Yani şunu anlıyoruz. Bir dolu yaşanan sıkıntılar, öncesindeki tecrübeler, devletin bu şekilde yürümeyeceğini gördüğü için Osmanlı böyle bir sistem getiriyor. Fatih zamanında da bu kanunname ile yazılı hale getiriliyor. İşte Fatih zaten o, o fetret devrinden ibret almıştır kanunnameyi hazırlarken. Dedesidir Çelebi Sultan Mehmet onun. Hı hı. Bütün bunları babasından duyuyor. Kendisi yaşamadı ama çok acı çekti Anadolu. Yani bazı şeyler söylemesi kolaydır ama yaşanınca insanlar o acıları anlarlar. Fetret devri korkunç bir devirdir. İşte oradan aldığı ibretle, dersle Fatih Sultan Mehmet meşhur kanunnamesini hazırlıyor. Hı hı. Evladımdan her kim esniye saltanat müesser olan Nizamı alem için karındaşların katletmek münasiptir. ekser ulema tecviz etmiştir. Anın namil olalar. Bu madde mühim. Çünkü diyor ki evladımdan yani Osmanlı Hanedan'dan her kime Saltanat müyesseri ola. Yani belli bir kişi değil. Kime nasip olursa, kader kimi isterse, yani kim güçlüyse, hı hı. layıksa, muktedirse ve talihliyse o padişah olur. Nizam ı alem demek burada dünya düzeni demek değil. Umumun menfaati demektir. Talebenin de işaret ettiği gibi İslam hukukunda bazı hallerde umumun menfaati için hususi menfaat halaldar edilir. Mesela istimlak meselesi. Yol genişletilecek, yolun hı. kenarındaki arsalar satın alınır zorla. Ama zorla el konmaz. Satın alınır. O adamın bir zararı var orada. Satmak istemiyor. Ama umumun menfaati var. Hı hı. İşte aynı bu mantıkla bu, bunu genişletebilirsiniz. Karındaşlarını öldürmek münasiptir diyor. Yani illa öldürsün demiyor. Böyle bir izin verildi. Ulemanın da? Ekser ulema. Ulemanın da hepsi değil. Bir kısmı fetva vermiş. Onlar da çoğunluk. Ama vermeyenler de var buna. Bununla amel olarak. Niçin vermiyorlar? Çünkü üç çeşit Kardeş katli var. Aslında kardeş katli değil bu. Şehzade idamıdır. Oğlu bakın Şehzade Mustafa'nın. Bazen savcı Bey Sultan Murat'ın oğluydu. Bazen amca olabilir Dündar Bey gibi. Bazen kardeş olur. Bazen amca oğlu olur. Bazen kardeş çocuğu olur. Fark etmez. Şehzade idamı. Fırat Rıza Ejnevicisi. Üç çeşittir. Birisi isyan edenler. Devlete isyan edenlerin cezası zaten idamdır. Bu bütün dünyada böyledir. Bunun yani tartışacak bir yönü yok. İdam edilen şehzadelerin büyük bir kısmı isyan ettiği için haklı meşru ve bütün hukukçuların ittifakıyla idam edilmiştir. Hı hı. İkinci grup, henüz isyan etmemişler. Ama isyan hazırlığı içindeler. Bunlara eski hukukta saybil fesat derlerdi. Fesata uğraşanlar. İşte Şehzade Mustafa bu şümule girenlerden sayılmıştır. Mesela o orada da şöyle bir şey diyorlar hocam. Hukukçu olmanın sıfatıyla size en iyi sorabilirim bunu. Ş tamam suça niyet etmiş ama suç sabit değil. işlenmemiş henüz. Evet. Nasıl cezası verilir hani diyenler hukukçulara var. Hanefi hukukçuları diyor ki bu hususta çok inceden ince ele almışlar demişler ki hiçbir suç işlenmeden cezası verilmez. Evet. Ancak suçu işlemek için hazırlık yaptığı zaman başka bir suç oluşmuşsa onun cezası verilir. Mesela adam eve girmek üzere camı kırmış ama hırsızlık yapmamış. Hırsızlık cezası verilmez. Cam kırma cezası verilir. Peki şehzadelerde evet. niye ters oluyor? Şehzadelerde ters değil. Ama isyan suçu bunun istisnasıdır. Hmm. Çünkü isyan suçuna hazırlık yapmayı bekliyorsunuz ki isyan etsin. Sonra cezayı vereyim. O zaman artık ona ceza denmez. Savaş denir. İç savaş denir. İç savaşa sürüklemeden hazırlık yapanları isyan edenlerle bir tutuyor. Aslında bütün zamanların meselesi bu. Hani Cumhuriyet döneminde de şurada 10 yıl geri gidersek en son balyoz benzeri ben davalarda... Ben derken peşindeki bebek neyin yapıyor. Onu da söyleyeceğim. Sen... söyleyeceğim. Evet. Bir dakika. Şimdi öyle değil mi? Gazetede bir fikirle ortaya çıkıyor kişi. Sen diyor bu diyor devletin sistemine rejimine aykırı cezalandırmıyor mu? Halbuki adam eyleme geçmemiş. Ola ki bunu okuyanlar eyleme geçerler diye endişeleniyor. Eyleme geçse zaten cezalandıramayacaksın. Geçse zaten cezalandıramayacaksın. İş işten geçecek. Bütün dünyada da böyledir bu. Bu Osmanlı'ya ve İslam hukukuna mahsus değil. Bütün dünya bugün Amerikalılar öyle demiyor mu? Teröristler diyor terör faaliyeti yaptıktan sonra mı cezalandıralım diyor. Önceden yakalarız diyor bakarız hazırlık yapıyorlar. Enselerine basarız diyor. ha Siz bunu bugünkü insan hakları ondan tartışmayın. Biz 500 yıl öncesini konuşuyoruz. Peki küçük yıl. çocuklar o bebekler hı. mevzu. Gelelim 3. kısım. Şehzadelerin 3. kısmı hiç isyan etmemiş. 60 şehzade öldürülmüştür Osmanlı tarihinde. 20-25 isyan, isyan etmişti. 30'a yakını. Bir kısmı isyan hazırlığı için olmuş. 3'te Üç, birinden biraz fazlası da hiç isyan etmediği halde öldürülmüş. Şimdi bir kere İslam hukukunda ve bütün monarşilerde küçük çocuk hükümdar olabilir. Devlet başkanı olabilir. Hı hı. Bir vekil tayin eder, devleti o idare eder. Bunun örneği bizde iki tane var. Sultan 4. Murat 12 yaşında padişah oldu. Sultan 4. Mehmet 7 yaşında padişah oldu. İslam tarihinde var, Avrupa'da var. 14. Louis 4 yaşında padişah oldu. Mısır firavunlarında var. Neden? Milletin, devletin birliği için buna izin vermişler. Küçük bir çocuk dahi olsun, hükümdar olsun da birlik beraberlik devam etsin. Şimdi böyle olunca bir takım isyancılar var, bir takım kötü niyetliler var. O çocuk üzerinden politika yürütüyor sarayı basıyorlar. Yaşasın Sultan Kasım diyorlar. Sultan 4. Murat zamanında. Ne demek yaşasın Sultan Kasım? Yani biz seni padişah tanımıyoruz. Saraydaki kardeşin Kasım'ı tanıyoruz. Ne yapıyor o zaman Sultan 4. Murat? Boğduruyor çocukcağızı. Önlerine atıyor. Buyurun diyorsun padişah dediğiniz. İsyan bitiyor. Şehzadelerin bir kısmı potansiyel olarak devlet için tehlike arz ediyor. Onların bir suçu yok. Ama varlıkları devletin, milletin, dinin aleyhinedir. Onun için bu spek diyor ki Türk padişahının oğlu olmak çok büyük bir felakettir diyor. Yani sırf padişahın oğlu olduğu için bir tehlikededir. Şimdi bu şehzade hayatta kaldığı zaman büyük isyanlara sebebiyet veriyorsa, büyük fitnelere sebebiyet veriyorsa bu da idam ediliyor. İşte Fatih Sultan Mehmet'in kanunnamesine geçen budur. Ulemanın ihtilaf ettiği de budur. Peki böyle bir çocuk öldürülebilir mi, öldürülemez mi? Öldürülebilir, öldürülemez diyenler diyor ki bu çocuk masumdur, suçu yoktur. Suç sabit olmadan, hazırlık bile yapmadan bu ceza ifaz edilemez diyor. Bir grup böyle diyor. Evet. Ama hukukçuların ekserisi, işte bunların arasında İbni Kemal'ler var, Nişancı e, var, var, Ebu Suud'lar var, bunların hepsi Bostanzade Yahya'lar var. Bunların hepsi bu hususta şunu söylemişler. İslam hukukunda maslahat prensibi var. Umumun menfaati için hususi zarar işlenir. Mefsedeti mef yani kötülükleri gidermek için menfaatlerden vazgeçilir. Burada bu çocuk umumun menfaatine aykırı. İmam Gazali bir kıssa anlatıyor. Diyor ki düşmanlar diyor Müslümanları esir etse. Öne disseler. Ve or, Müslüman ordusuna saldırsalar. Şimdi ateş etseler Müslümanlar ölecek. Etmeseler bunlar gelecekler. Hepsini bir de esir alacaklar. Ateş edilir diyor. Öndeki Müslümanlar öldürülür. Bunlar şehit olurlar diyor. Yani bunlar niyazi olmazlar. Evet. Çünkü din uğrunda, vatan uğrunda öldükleri için şehit olurlar. Aynı şehzadeler gibi. Şehzadeler öldüğü zaman Öldürülmeleri meşrudu diyenler bile hep arkasından cennete gitti. Şehit oldu, şehadet şerbeti içti diyor. onları övüyor. Cennete Kötü namazları kılınıyor, türbeleri, türbeleri yapılıyor, var. güzel güzel yerler. Evet. Peki hocam size geleceğim. O fedakarlık kısmını bir daha bir ifade edelim. Niçin fedakarlık? Hani bugün ekran başından bakınca her şeyi bildiğimiz zamanlar ya. Yahu bir baba evladına nasıl kıyar? Kıyıyorsa iktidar için kıymıştır. O zaman o baba canidir. Yani şöyle söyleyeyim. Muhteşem Yüzyıl'ın ilk bölümlerini seyrettikleri vakit gidip Kanuni'ye Fatiha okuyup Hürrem'e beddua edenler son bölümü seyrettikten sonra Şehzade Mustafa'ya Fatiha okuyup Kanuni'ye beddua etmeye başladılar. <laughs> baba evladına nasıl kıyar? Diyorsunuz ki ama alimler fetva vermiş. Yahu böyle şeyin fetvası mı olur? Fet öyle olur. alim mi olur? Evet, Çünkü alim artık olur. herkes her şeyi biliyor. Bu işin fedakarlık noktası nerede? Şimdi ben aslında dizinin ilk bölümlerini izlediğim zaman bu son kısmını söylemiştim. Türk halkını Mustafa'nın ölümünde ağlatacaklar. Özellikle hazırlıyorlar ve babaya da izletecekler kodresi. demiştiniz. Ben hatırlıyorum ona. Evet. Aynen yani ve sanki bugünü gör bir türse izletecekler dediniz. Evet arkasından. de Bütün bunları söylemiştim. O zaten e, orada gösterilenlerin yüzde doksanı yanlış. Bir ölüm gerçek. Ama Hı. o faaliyetlerin tamamı. İlber Hoca da öyle söylemiş. Yani ölüm iyi bir şekilde canlandırıldı. Aslında uygun bir şekilde diye Şehzade Mustafa'ya geleceğim. Evet. Şimdi. Ee, diğer taraftan ben bir şeye de... E, Hocam tekrar, çok beyin. özür dilerim. Yahu benim içim gitti. Dün akşam ona yakın kaynaktan oturdum. Şehzade Mustafa hadisesini okuyorum. Bunun yaşandığını biliyorum. Olduğunu biliyorum. Twitter'da da paylaştım. Ama bir kaynak aradım. Yahu çıksın desin ki Şehzade Mustafa katledilmedi. Hani bir köşede saklanıyor. Gönül bunu istiyor çünkü. Yakıştıramıyorsunuz. Öyle bir yerlerde Ben dedi öldürme Mustafa Ben Mustafa'yım dedi. Epey adam topladı etrafına taraftar. Bayağı zor uğraştırdığı insanları. İkinci bir düzmece Aa. Mustafa var. da kellesi gitti. Fatih Sultan Mehmet, <laughs> e, ekser ulema bunu tecviz etmiş deyince, ulemaların çoğunu biliyoruz. Tecviz etmeyeni ben bilmiyorum. Yani, ee, az önce Ekrem Bey de, Ekrem bakıyor. öyle söylüyor. Yani, ulemanın tecviz etmemesi, kabul, bir şey söylemedi. Söylememesi de kabul manasına gelir. Ben Bir kardeş de fıkıhta, fıkıhta özür dilerim. İhtilaf e, meşru olur hanefiler böyle iştahat eder, şafiler böyle iştahat eder. Bundan dolayı suçlanamaz ki. Yani kardeş katline bir alim fetva verip de biri vermediği zaman bak Hı -hı. o adam yanlış yaptı diyemeyiz. Fetva ki de meşrudur. Hı -hı. Evet. Bu evet. bir tarafa ama ben şunu arıyorum. Kardeş katlinin olduğu dönemde Osmanlı ulemasından hiç kimse siz ne yapıyorsunuz kardeşim? Bu çocuk öldürülür mü? Bu çocuklar öldürülür mü? Bunların ne günahı var? Diyen bir tek kişiye rastlamış değilim e Diyemez Bakın, diyorlar hocam yok hani Deseydi efendim, padişah kellesini alırdı Padişaha kolay mı bunu demek diyorlar Öyle şeyler diyor ki tarihçiler, evet. ulema öyle şeyler diyor Naima öyle şeyler diyor ki Ben nasıl yazmış diye hayret ediyorum Neler yazıyorlar padişahla ilgili Mesela Yavuz Sultan Selim'e Kaç tane kararını geri aldırıyor Zembilli Ali Efendi Fatih Sultan Mehmet'in Bir kararını beğenmediği için Molla Gürani çekip Mısır'a gidiyor Fatih Sultan Mehmet ulemadan birini cezalandırdığı zaman bütün ulema ayaklanıyor ve İstanbul'u terk ederiz diyorlar. Bunlar ulemayı ne zannediyorlar? Haksız yere ulemanın susması dilsiz şeytanlıktır. Ben bunu o dönemlerde her birisi bu ulemanın her birisi padişah gibi adamlardır. Ya kim söylemeyecek? Zembilli Ali Efendi mi? Kemal Paşa Zade mi? Hocam, ya bu Suud Efendi mi? Bırakın ulemayı Şehzade Mustafa'nın halinden sonra Taşlıcalı Yahya. Sadece bir şair neler söylüyor? 40, evet. neler kişi, söylüyor? 40 kişi 40 yazdı. Hatta padişah itham ettiler. Mustafa, Mustafa'm ne oldu? Hani neyle dedi evet. diye. Bunlar hakkında takibat yapılmadı. Rüstem Paşa dedi ki bunlar hakkında takibat yapalım. Sağda solda okumasınlar. Böyle şeylere kulak asma dedi. Fikir hürriyetidir bu. Bugün yapabilir misin? Evet. Şey? Bugün, yapam bugün yapamazsın. Taşlıcalı Yahya. Celali diyor. Rüstem Paşa'nın ismini de o, düşüyor de zannediyorum. Mekrut Rüstem. Rüstem, 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 Rüstem diye evet. Tarih düşüyor. Tabii tabii tarih düşüyorlar. Hatta kanuni dokunma diyor ona. O evet, enteresan bir diyalog evet, geri geldiğinde evet, onu evet. da okuyalım. okuyalım. Fikir özgürlüğü falan manasına evet. da müthiş bir şey. Şimdi Devam ben burada kardeş kalbini şöyle açıkçası ifade ediyorum. Gerçekten bizim millet olarak en gururlanacağımız bir nokta olarak görüyorum. Gurur duyacağımız bir nokta. Zira Osmanlı'da gerçi hani devlet mevlet ama bizim devlete 500 sene önceki bakışımız bugünkü gibi değil. Dini devlet, mülkü millet. Devlet gittiği zaman din de gidiyor, millet de gidiyor, insan da gidiyor, her şey gidiyor. spek yazıyor Mük, bunu. Evet. Tabii. Yani devlet, devlet giderse millet, millet, din gider. Din gider diyor. Onun için Türkler hanedanı din gibi görüyorlar. Ve Avrupalılar da bunu gördükleri için... Tamam hocam yanlış anlamasınlar. Yani dini koruyacak gibi görüyorlar. Şimdi öyle şeylerden ne yapalım? E, hayır, e, valla kapan kapıyor. Zaten hiçbir şeyde <laughs> inandığı yok. Bunlar 3-5 kişi oturmuşlar. Kardeş katlini savunuyor falan filan diyorlar. Yani... Siz şey bir gözlükle, at gözlüğüyle bakıyorsa hiçbir şey göremiyor adam. Gözünü kapamış güneşe bakıyor, güneş yok diyor. Evet. Bunlara bir şey anlatabilmemiz mümkün değil. O günü anlayacak. 500 sene öncesine girecek. O günün zihniyetine girecek. O gün devlet diye bir şey yok ki. Ahmet Cevdet Paşa bile ya vatan vatan diyorsunuz. Adamın vatanı diyor, doğduğu köy diyor. O vatandan vatandan anlamaz evet. diyor. Ya böyle bir bakış açısı var. Şimdi bugünkiler devlet deyince o gün böyle bir anlayış yok zaten. Ha devleti ebed müddet o bütün bir vatana İslam'ı yaymak için bir takım hususiyetler. Gelelim fedakarlık Şimdi Şimdi fedakarlık, Fetret döneminde Osmanlı'nın en iyi yetişmiş devlet adamları gitti. Binlerce insan gitti, yüzlerce insan gitti. Bu işte çoğunluğun girmemesi, ölmemesi için Osmanlı evladını feda etti. Evladını, yani kendisinin en ağır içeceği bir reçetedir bu. Bir içecektir, bunu içti Osmanlı. Bir babanın alabileceği en zor karardır. Bir kişiye dünyayı verseniz, dünyayı verseniz herhalde kardeşine kıyacak insan çıkmaz. Buna akıllı da denmez. Kardeşini kıyabilecek bir kişi çıkmaz. Demin Ekrem Berdi de söyledi Ekrem Bey. Padişah çocuğu olmak gerçekten bir talihsizliktir, bahtsızlıktır. Ona bir görev düşüyor çünkü. O bu vazifeyi yerine getirecek. Yavuz Sultan Selim iki kardeşini öldürünce oturup ağlıyor. Nereden geldi bunlar bizim başımıza diye. Yani o padişaha saltanata alem olmak bir kuru kavgaymış, bir veliye bende olmak cümleden evlaymış dedirten söz nedir? O iki hemen kardeşi... de öldürmüyor yani Şehzade Korkut'u öldürmedi bekliyor, Manisa valisi bekliyor, yaptı tamam. ama işte olmuyor aslan olmuyor. yavrusu bunlar yani Adı, aslan yavrusu ne oluyor tamam. aslan oluyor. Ardından bir mektup gönderiyor yani. bir mektup seni diyorlar gel içimize gel başa geç deyince Korkut'a Korkut hemen atlıyor. Halbuki saatte bir mektup Değil gönderiyor. Yani. Bu da kendileri gönderiyor kendileri değil mi? gönderiyor. Anlayayım acaba niyeti nedir İçine diye. İçine hatta kaynakta de geçer deronun saltanat havası ile dolu olduğunu anlar anlamaz. İçinde saltanat havaları geçiyor. Bunun için yetiştiriliyor çünkü. Hacı Haremeynim diye davi kılırsın. Bu, o hangi şehzadeydi? O da Cem'le Bayezid Cemle arasında. Cem tabii kabullenmiyor. Cem'e diyor ki sana 900 bin akçe yıllık istediğin yerde otur. Bütün masrafların benden. Ama Cem kabul etmiyor. Hatta işte ben hacıyım falan hacı haremeynüm deyi ben dava kılarsın. Ya saltanatı dünyeviye bunca talep ne? Kün evet. Çünkü rızı ezel kısmet olunmuş bize devlet takdire rıza vermeyesin buna sebep ne? Ya, ya kabul etmiyor. Demiş? Ben Hocam, Diyor, Katletmeyeceğim da, diyor. Şu kadar da para vereceğim para yeter, yeter ki taht iddiasından vazgeç. Otur, Bursa'da padişah olayım diyor. Sen İstanbul'da bu kadar diyor niye büyütüyorsun bu işi bölüşelim. İşte orada Sultan II. Bayezid tarihi bir söz söylüyor. bir ormanda iki aslan olmaz. Bunu kabul etmiyor. Bu büyük bir hizmettir yoksa Osmanlı devleti devam etmezdi. Fakat ben diğerine de de mücadelesine de hak veriyorum. Böyle olmalı. Öyle yetiştiriliyorlar. O mücadeleyi yapmalı, ölmeli. Yani buradaki bakış da çok önemli. Bir tarafa geç, geçip gidemez o. Ona bu vazife verilmiş. Etrafı var, ailesi var, çevresi var, yetiş etrafında komutanları var. Bu komutanların her birisi devlet idare etmeye hazır namzet Belki onların da kellesi gidecek. Yani siz gitmişsiniz, Kastamonu Sancak Bey'siniz. Etrafınızda divanınız var, adamlarınız var ve oraya yetişiyorsunuz. Öteki Manisa Sancak Bey'i, diğeri Amasya Sancak Bey'i. Her birisinin de bir kadro var devlet idare edileceği. Sarayın o küçük kadro. bir hali orada kuruluyor. Evet. Şimdi genel çerçeveyi bu ilk bölümde çizelim. İkinci bölüm Şehzade Mustafa'yı konuşalım evet. istiyorum ama Talha Hocam'a döneceğim. Şimdi i̇şte orada mesela babanın büyük bir fedakarlığı var. Nizam Alem için diye evladına kıyıyor. Orada bir takım desiseler olmuş mudur? Rüstem Paşa'nın rolü nedir? Hürrem Sultan işin neresi? Bütün bunları da konuşacağız ikinci bölümde. Ama sanki gözden kaçırdığımız bir nokta var. Evladın da müthiş bir fedakarlığı var. Evlat işte bir ok atılıp bilmiyorum ona kadar doğrudur. baban seni hal için çağırıyor denilmesine rağmen geliyor. Silahları almasına rağmen içeri giriyor. Aslında iki ordu ben babamın karşısına çıkacağım. Vay babam bana karşı mı çıkacak? Siz öyle diyorsunuz Tekim evet. kanun akıl oyunlarında diyebilirdi ama bunu demiyor şehzade Mustafa'da. Hadi savaşalım demiyor. Gideyim eğer fitneciler yalan söylüyorsa babam bana dokunmayacak. Doğru söylüyorsa bana dokunsun yeter ki ümmeti Muhammed kırdırılmasın. Çünkü, Evladım fedakarlığı çünkü da çok. Çünkü o günkü dünya konjektürünü. Bilmediğimiz zaman bunu bir baba ile oğlun böyle karşılıklı rekabeti gibi sanıyor insanlar. O gün Avrupa tek çatı altına toplanmış. Koskoca bir kutsal Roma Germen İmparatorluğu var. Şarken başında. Erkek kardeşi Ferdinand Almanya Avusturya'ya atamış. Adamlar o gün yani mesela İspanya'da adam o Santa Fe'deki sarayının duvarına kocaman işte e, Cennet'in krallığı yani Kudüs'ün tacını koydurmuş. Gözünü dikmiş buralar benim diyor yani. Öbür tarafta İran çok sinsi, birçok planları, desteleri var. Yani düşman kavi, güçlü. E böyle bir durumda Kaan'ın önüne çıkmaya bile cesaretleri yok. Sultan Süleyman gidiyor gidiyor geliyor önüne ordu çıkamıyor. E bu Osmanlı'yı biz nasıl yıkacağız? Yani dıştan yıkamıyorsam o zaman içten yıkacağım. E nasıl yıkacaksın? Kaan'ın erkek kardeşi yok. Amcası amca çocuğu yok ama büyük oğlu var. Mesela birçok insan yıllardır böyle yokluyorum. Şehzade Mustafa öldürüldüğünde böyle bıyığı telli delikanlı sanıyorlar. Böyle genç delikanlı. Yani 40 yaşına girmesine çok az yani kalmıştı 38, Şehzade Mustafa'nın. Evet. Hatta Mustafa 40 yani. Dün mesela bana çok soru geldi internetten. İşte yaşasaydı Mustafa ne olur diye bununla alakalı da birkaç şey yazdım. Mesela Mustafa öldürülmeseydi. Baba 72 yaşında işte ziget vardı öldüğünde Mustafa o zaman 53 yaşında olacaktı. 53 yaşında ya yani 53 yaşında tahta geçmiş bir insan olacaktı. Ondan sonra da kaç sene yaşayacaktı? Da kaç sene hüküm sürecekti? Ya yani çok toz pembe bakıyoruz bir. Bir de kaçan balık büyük olur biliyorsunuz her zaman. iki. Yani öyle olduğu zaman işte o gelseydi bütün dünyaları alacaktı gibi bir durum. Ama şuna değinmek istiyorum. Şimdi Evet. Şehzadeler her ne kadar birbirine çarpışsa da Burada şahsi bir kinin Olduğuna ben inanmıyorum bir kısmında Mesela bu fetret devri meselesinde O yarım kalmıştı onu ben tamamlamak istiyorum evet. ee, Edirne'de Süleyman Çelebi Eski caminin temellerini attırıyor Abisi erkek kardeşi Musa Çelebi Edirne'ye geliyor abiyle savaşıyor Yeniyor yendiği halde Abisini yarım kalan camisini devam ettiriyor Duvarlarını ördürüyor Tam cami bitmek üzereyken bitmeden Çelebi Mehmet Amasya'dan geliyor Abisini yeniyor bu kez devletin hükümranlığını ele geçiriyor. Abisinin yarım kalan camisini o tamamlıyor. Yani eski cami üç şehzade, Yıldırım'ın üç oğlu beraber yaptırmışlardır. Cami bittiğinde... Edirne'deki Sultan, hangi cami eski, bu, eski cami? eski cami. Hatta bu kıble duvarında e, Kabe'nin Rükni Yemanisi'nden bir taş parçası da vardır orada. Yıldırım döneminde gönderilmiş olan Sultan ile beraber. Ve cami diyorlar ki Sultan Mehmet cami diyelim efendim. Kabul etmiyor Çelebi Mehmet. Hayır diyor. Bu cami diyor. Temellerini büyük abim Süleyman Çelebi attırmıştır. Onun cami Onun adı resmede. verilecek. Ocağı. Asıl adı cami Süleyman. Süleymaniye biliyor musunuz? İlk evet. adı Süleymaniye. Yani Çelebi Süleyman Çelebi yaptırdığı için diyor ki abimin adı verilsin. Ha buradan evet. görüyoruz ki şahsi bir kinleri yok. Yani şunu diyebilirdi. Tabii ki benim adım verilecek. Abim kim oluyor? Zaten bizle savaştı. İlk başta suyun başına oturttu diyebilirdi. Demek ki buradan görüyoruz ki şahsi bir kinleri yok aslında birbirlerine. Evet. Peki şimdi şunu soruyor arkadaşlar. Mesela 2. Murat Han'ın yaptığı gibi belirli bir yaşa geldikten sonra Bursa'da Bağlar'a, Edirne'de bir yere çekilip padişah. Ya hadi siz yürüyün çocuklar deseydi ya da filanca deseydi ne olurdu diyorlar. Bir diğer soru. Şimdi 2. Murat'ın... aslında her bir padişahın çok özel durumu var. Bu kardeş katillerinde de var. Farklı farklı özellikler taşıyan durumlar var. İkinci Murat'ınki de bambaşka. İkinci Murat Han, e, Talha Bey de bir ara bahsetti. E, aslında İstanbul alabilecek bir padişahtı. Tahta çıktı, Düzmece Mustafa ile uğraştı. Neredeyse kaybetmişti. Eğer Akıncı Beyleri dönmemiş olsaydı, Tokat'taki Mihaloğlu gelip Akıncı Beylerini çevirmemiş olsaydı, İkinci Murat saltanatı kaybetme noktasındaydı. Onu çözdü. Bu defa kardeşi Mustafa'ya isyan ettirdi Bizans. İki büyük isyanla uğraştı. Tam bize İstanbul'u kuşatmışken. Şimdi bunları yaşadı ve çok tehlikeler yaşadı. İki büyük haçlılar. İki büyük. Savaşı. Akabinde bir de ikinci Murat'ın e, e, büyük oğlu Alaaddin. O Seged'in anlaşmasının hemen akabinde birdenbire vefat etti. Bu esnada da Bizans'ta çok iyi yetişmiş bir şehzade Al Alaaddin ve çok seviyor 18-20 yaşlarında çok iyi bir genç vefat etti ve o esnada geleceğin Fatih Mehmet 12 yaşında. Şimdi böyle bir durumda Bizans'ta Orhan Çelebi var. 12 yaşında bir çocuk. Bizans'ta Orhan Çelebi ve 2. Murat düşünüyor, kuruyor şimdi. Fetret dönemini biliyor. Kendi yaşadığı Düzmece Mustafa hadisesini biliyor ki ona Osmanlılar Düzmece diyor. Düzmece olduğunu zannetmiyorum. O gerçek şehzadedir. Osmanlılar bu ay ikilik kalsın, hmm. sıkıntı kalsın, Tanımlamak bölünmesin diye düzmece, diye düzmece dediler. Orada da bir düzmecelik yok. Şimdi Orhan Çelebi var, Bizans bırakacak. Ne olacak? İşte ikinci Murat bunu gidermek için daha kendi hayatında bu tektir. İkincisi de yoktur. Mehmet'i Getiriyor tahta çıkartıyor. Yani bütün İki dünya diyor. aleme. Ya şunu anlamak istiyorum. Mesela kanuni deseydi ki hani kendisi içinde söyleniyordu. Ama 2. Murat bir burada şurada Savaşa gidemiyor, edelim. yaşlı artık belirli tek bir yaşa şey. gelmiş deseydi ki Şehzade Mustafa Padişah'tır. Kimse ne? tanımazdı. Bakın şimdi Neden? ikisine de örnek vereceğim. 2. Murat'ın demesindeki en kolay nokta tek şehzade şimdi Mehmet. Evet. Alaaddin öldü tek şehzade. Bırakabilir, kendi çekilebilir. Sebeplerini söyledim ben. Ancak ikinci Murad'ı tenkit etmem. Fakat o sizin söylediğinizi başka bir padişah yaptı. Kim yaptı? İkinci Bayezid yaptı. Ahmet'e gel dedi tahta çık. Bu korkunç bir hataydı. İlk i̇kinci ikinci, ikinci Bayezid'in yapacağını diyecek. da tahmin etmem. Bunu devlet adamları çok etkindir. İkinci Bayezid'in son zamanlarında padişah rahatsızdı, hastaydı. Çok etkin bir haldeydiler. Şimdi Selim'i tanıyorlar. Çok sert bir celalli bir padişah. Bu devam ettiremeyecekler. Ahmet daha mülayim, daha yumuşak. Biz Ahmeti getirttirelim. Padişah zorladılar ve Ahmeti tahta çağırdı. Sonra bunu, bunu kimse tanımaz. Sonra Korkut da ayaklandı. Ne yapıyorsunuz siz?" dedi. Harekete geçti. Yeniçeriler geri çevirdi. "Babası olmaz." dedi. Sancağını uzattı. Tuttu Korkut. Ee, aynen Cem'in yaptığı gibi Memlüklere sığınmak gitmek istedi. "Bana saltanat gerekmez." dedi. Mekke'ye gitmek istedi. Bundan endişe ediyorlar. Memlüklere gittiğin zaman koskoca Memluk devleti bunu kullanabilir, oğullarını kullanabilir. Her an devlete karşı bir ikilik çıkar. Bu bir felakettir. Güçlükle önledi ikinci Bayezid. Yani, Öteden de Selim çıktı. Hareket verim. etti. Bak babasıyla çarpıştı Selim. Burada ben Selimi tenkit etmem hakkıdır. Ve asla Osmanlı geleneğinde veremezsin üç cesade var. Bunlar mücadele edecek. Selim'in Bayezid'le mücadelesiyle Kanun Mustafa Bey yanında değil mi o zaman? Selim'in yanında. Ama Tem o zaman ihtiyaç vardı. Kim yani, yanında Selim'in yanında? Kanuni de yanında değil mi? Yok. E, ha Kanuni tabii. Kefe Beylerbeyi. Yanında. Kefe. E, tabii, tabii, Kefede, hatta Şehzade Mustafa'nın olayında bunu da bildiğinden ve çok tasvip etmediğinden dolayı biraz da şiddetle kabul ettiği söyleniyor. Yavuz doğru, Sultan Selim'in hatırası çok yeni. Kanuni Sultan Süleyman bundan endişelendi. Ama Yavuz Sultan Selim'in devri sizin işaret ettiğiniz gibi aynı devir değil. Yavuz Sultan Selim'in babasına e, karşı çıkması o zaman ihtiyaçtı, haklıydı, lüzumluydu. Çünkü Sultan Bayezid çok hastaydı hakikaten ve sonra vefat etti zaten. İran tehlikesi var kapıda. İran ajanlar Anadolu Kütahya'ya kadar gelmişler. İsyanlar çıkmış. Anadolu elden gidiyor. Din elden gidiyor. Şimdi Yavuz Sultan Selim'le bir kere bunu aynı tutmak Fakat lazım. Fakat babasına, babasına Ahmet'e vermesi üzerine evet, hareket ediyor. Evet. Normal değil. Yani Doğru, durduk yerde değil. Doğru. Evet. Kısa, bir, savaş çıktı. kısa bir reklama gideceğiz. Evet. Reklamdan sonra Şehzade Mustafa'yı konuşalım istiyoruz. Ama benim sizlerin söylediklerinizden bu bölüm için en azından anladığım şu. Şu andan dönüp de Osmanlı tarihine baktığımızda yahu şöyle yapsalardı olurdu, şöyle yapsaydı olmaz mıydı dediğimiz her ne var ise aslında hepsi yapılmış ve olmamış ve mecburiyetten dolayı da böyle bir şey yapılmak zorunda kalınmış. Baba bir köşeye çekilmiş, evladı çıkartmış ama kargaşa çıkmış. Baba böleyim demiş ama kargaşa çıkmış. Baba bir şey dememiş ama kargaşa çıkmış. Yani bütün bunlar tecrübeyle bizim hayal ürünü, evet. fikirle tarihe bakıp acaba dediğimiz şeyler bizzat Aslında yaşanmış. yaşanmış. Çok ama olmadığı için mecburiyetten bu yapılmış. Şehzade Mustafa etmiş. ciğer yakan bir hadise. Öyle yazdım. Bir yanda baba bir yanda evlat, bir yanda devlet, bir yanda ya devlet başa ya kuzgun leşe evet. büyük bir trajedi. trajedi. Şehzade Mustafa'yı kısa bir aradan sonra konuşacağız. Talha Uğurler, Ahmet Şimşirgil ve Ekrem Buğra ikinci bu akşam bizimle birlikte azıcık ciğerimiz yanmaya devam edecek. Efendim başka şeylerde Osmanlı'da kardeş katli diye bilinen mevzu konuşmaya devam ediyoruz. İlk bölümden ekran başına yeni geçenlere hem hoş geldin deyip hem kısaca bir özetlemek gerekirse anladığım şudur. Yıldırım Bayezid ile birlikte başladı. Fatih ile beraber kanunnameye dönüştü. Yapılması için bir takım zaruri sebepler vardı ve yapıldı. İlk bölümde detaylıca konuştuk. Fakat bir yerden sonra da diyorlar ki bu kardeş katli işini durduralım. Başka bir çözüm bulalım. O çözüm neydi? o çocuğum o çözüm şuydu. Şimdi e, aslında kanuni ikinci Selim tek kaldı tahta çıktı ve bu tarihten itibaren Osmanlı'da bir müddet üç padişah döneminde en büyük şehzade ve veliaht şehzade durumu ortaya çıktı. Sancağı tek şehzade gönderildi. Hepsi gönderilmedi. Çünkü bunun sıkıntıları meydana çıkmaya başladı. Devlet büyüdü. Bir de yaşları çok küçüktü. Sanki yaşları açık da açık küçüktü. Gibi hmm. Olsa da gönderilmiyordu. Sancaklar Büyük da önemli. Yani Amasya tamam ama Manisa'ya gittiği vakit eyvah diyor. Eyvah Sancak. Diyoruz. Gidiyor. Tabii iş karışıyor. Evlatları Devam da ortaya çıkıyor. Ve bu durumda iki padişah döneminde Şehzade 3. Murat ve 3. Mehmet dönemlerinde saraydaki şehzadeler öldürüldü. Yani bizim aslında küçük şehzadelerin öldürüldüğü dediğimiz dönem iki padişah dönemidir. Üçüncü Murat, üçüncü Mehmet. Sarayda bunların bakıcıları var, hizmetkarları var, cariyeleri var, anneleri var. O kadar büyük üzüntü meydana geldi ki aylarca yas tutuldu. Hani insanlar zannediyorlar ki böyle kolay bir şey günlerce aylarca sarayda gözyaşı aktı. Kimse bunu o kanunnameye dayanarak yaptılar. Sarayda mı İstanbul'da. Ekranda hey İstanbul'da şu an Manisa sarayı var. Manisa'daki Gördüm. şehzade sarayı bu minyatürü az önce gözüken onu bir daha görebiliriz. O da maketi. Manisa Belediyesi güzel bir çalışma yaptı. O e, minyatürden yola çıkarak maketi canlandırdılar. Bak, Şehrin tam göbeğine hiç koydular. Aslında da güzel kalmadı ama değil bakı. mi hocam? hocam evet. bir tek hiç ne var kalmadı. biliyor musunuz? Şu an Kızılay'ın kullandığı şu kulelerden bir tanesi duruyor. Kulelerden bir tanesi o da çok dikkatli bakarsanız görüyorsunuz ya talan etmişiz o güzelim Manisa Şehzade Sarayı'ndan geriye şu an mesela sarayın tam ortasında bulunan cami duruyor. O hala kullanıyor. 22 Şehzade Türbesi denen bir yer var. O duruyor. Bir de o kule duruyor. Başka hiçbir şey yok. Edirne Sarayı kaldı mı? Havayı uçurduk. Evet. Kendimiz havayı uçurduk. Hadi. Amasya Sarayı da düzlenmiş durumda. Yani, yani. bugün e, ordugah kullanıyor. Karargah. Saray düzü diye mesela. Yani bunlar keşke korunabilseydi. Güzel hatıraların olduğu mekanlardı. Keşke. Cam mekanlanmış vaziyette bu mekan burada duruyor. Yani şimdi Mehmetlerin suç işlerinden öldüğü yer burası. Yani Şehzadeye ağlamakla yer. devlet sevilmiyor. Azıcık da hatıralarına sahip çıkmak gerekir. Birinci Peki, Ahmet devam döneminde birinci Ahmet döneminde ilk defa şehzade öldürülmedi. Yani iki padişah geçti. Üçüncü padişah da bu işin yolu açıldı. Öldürülmedi. Dördüncü Mehmet döneminde de artık bu yerleşti. Yani büyük evlat tahta çıksın. Bu üzüntüyü kimse yaşamıyor. Diğer evlatlar ne yapıyor? Diğer evlatlar, kafes, diğer dediğimiz evlatlar kafes dediğimiz sistem başladı. Ne demek? Sarayda bekliyorlar. Bunlar şimşirlik denilen dairede e, hayatlarına dokunulmuyor. Orada hayatlarını geçiriyorlar kendileri hocaları var. Yine ilim noktasında, yetişme noktasında her türlü faaliyetler devam ediyor. Ancak dışarıyla irtibatları yok. Böyle bir dönem. Peki Fakat bu çözüm burada, oldu mu? Bu çözüm oldu mu? Bu başka bir sıkıntıyı, bir çözüm oldu. Ben Osmanlı ailesini çok asil bir aile derken hiçbir şehzade abisine hayır sen değil de ben çıkayım demedi. Bunu da kabullendi aile. Ve asla da oyunlara girmedi. Ancak başkaları girdi. Kim girdi? Kul girdi. Genç Osman'ı kim tahttan indirdi, kim öldürdü? Az önce Ekrem Bey de söyledi. Potansiyel olarak hakkı var şehzadenin oraya gelmesinde. Hakkı olduğu için de devlet adamları onu indirip diğerini getirebiliyor. Genç Osman'ı kim tahttan indirdi, kim öldürdü? İbrahim Han'ı kim tahttan indirdi, kim öldürdü? Dördüncü Mehmet Han'ı kim tahttan indirdi? 2. Mustafa Han'ı kim tahttan indirdi? 3. Selim Han'ı kim tahttan indirdi, kim öldürdü? Abdülaziz Han'ı kim tahttan indirdi, kim öldürdü? Sultan 3. Ahmedi. Sultan 3. Ahmedi kim tahttan indirdi? Şimdi bakıyoruz. Ee, Abdülhamit Han'ı kim tahttan indirdi? Bu defa kim karıştı? Kul karıştı. Yani hanedan yapmadılar. Nasıl, darbe, Nasıl yani karıştı? Yani hanedan işi darbe yok. Yani şehzadeler, diğer padişahı tahttan indirmek üzere bir darbeye karışmadılar. Hiç. Şehzadeler karışmadı, karışmadı ama durdu, sizin orada çocuğunuz bitti. var. Ben Serdar Bey'i tahttan indirdiğim zaman 7 yaşında çocuğu orada çıkartırım. Onu tahta i̇şimi çıkartırım. Yürütürüm. O işimi yürütürüm. Evet. Şunu, Şu kardeşi beğenmedi diğerini alır onu yerine yerleştiririm. Darbe. Darbeler hem Osmanlı'ya hem de devamı Türkiye Cumhuriyeti'ne girmiş oldu. Darbeyle beraber hem devlet zarar gördü hem... Katlinde ne zararlar geliyor? Devletin, yıkılması, katledildi bu devletin yıkılmasının sebebi bu evet. darbelerdir. Osmanlı devleti yıkılmazdı, çok daha güçlü bir şekilde devam ederdi. Osmanlı'nın geri kalmasına, bozulmasına, bölünmesine, zarar görmesine, binlerce insanın ölmesine, o oralarda biz şimdi bir tek Mustafa'yı burada konuşuyoruz değil mi? Peki o darbeler esnasında kaç kişi öldü? Anadolu'da, İstanbul'da ne insanlar öldü? Genç Osman'ın katlini dava etmek üzere çıkan isyanlarda kaç bin kişi öldü? Bunları acaba ne kadar araştırıyoruz, ne kadar biliyoruz? Bir dizi yayınlanırsa bununla alakalı inşallah haberdar oluruz. Evet o, o zaman haberdar <laughs> oluruz. İnsanlar herhalde diziden buradan, doğru... Buradan yapımcılara Şimdi bu kafes seçiliyor. sistemi Haalesef. çok kişinin aklına yanlış evet, şeyler hocam. getiriyor. Şimdi kafes derken burada bir kafesin içinde değil. O kaldıkları odada kafes motifleri var. Ve böyle bir kinaye var yani duvarda kafes var. Sarayda da biliyorsunuz her odanın ismi oradaki bir desenden veya bir şeyden mesela şimşirlik deniyor çünkü etrafında şimşir ağaçları var. Hı hı. Kafes ama aynı zamanda da tabii şehzade orada bir nevi kafes hayatı yaşıyor. Ama şu var. Zaten hanedan mensupları böyle selam selam sokakta gezen insanlar değil. Yani şehzade buraya hapsedilmiş değil ama fiiliyatta öyle. Hı hı. Çünkü şehzadenin öyle herkese görüşmesi mümkün değil, herkese konuşması mümkün değil. Çoluk çocuğu var, hizmetçileri var. Orada yaşıyor sarayda. Birileri Keşke görüyor. fotoğrafını getirebilseydik. Çünkü Topkapı Sarayı'nda bugün harem güzergahı üzerinde Şehzadegen dairesi vardır. İki odadan oluşur bu. Ve bu burada sırası gelen en baş büyük şehzade orada ağırlanırdı. Mesela bugün kimi oraya götürürseniz e, baktığı zaman çok güzel burası der. Çünkü kaldığı dairenin zaten yan dairesi padişahların baş odaları. Hemen onun yanında 3. Murat hasta ailesi var. Yanında 1. Hı. Ahmet hasta ailesi var. Ama bu da büyük bir fedakarlık değil mi? Oradaki şehzadenin yaptığı da çok büyük bir fedakarlık. E, tabii. yani. Ama işte ölümden... vazgeçiyorsunuz. Yani evet, Osmanlı yani. hanedanısınız ama dört duvarın arasına sıkışmışsınız. Sanatla iştigal ediyorsunuz. Musikiyle iştigal ediyorsunuz. Ama soylular, ediyorsunuz. soylular bir türlü fedakarlıklar yapar. Mesela Şimdi millet bilmiyor. Osmanlı hanedanı kimseyle görüşmez. Şehzadeler herkesle bir araya gelmez. Çok zengin değildirler. Servetleri yoktur şehzadelerin. Sultanlar öyle değildir ama şehzadelerin serveti yoktur. Çok fazla servet. Sultanlar yoktur. derken kızları Kızlar. anlayalım. Kızlar. Hadi kızları. Evet, evet, padişah kızları. zengindir. Olabilir. Ama şehzadelerin parası yoktur. Çünkü belli bir güç haline gelmesi istenmez. Bunlar sarayda bir sevgi staj görürler devlet stajı. Ama ee, hobileriyle daha çok meşgul olan padişahlar hep bu devirde çıkmıştır. Şair e, hı hı. gibi, hattat gibi. Şöyle bir problemi var ama. Şimdi sarayda devamlı bir isyan çıkar mı? Bu bizim hayatımıza mal olur mu? Endişesi var. Bu insanı bir kere bir hayli stres altına sokuyor. İkincisi, şimdi padişahların... E, bir de hocam özür diliyorum. Uzun süre kalanlar Heh. olmuş. 30 sene ne kadar? 30 sene, 20 sene, 30 Sonra ya, anlatacağım. Tabi. Şimdi ailenin en yaşlısı dediğiniz zaman bir kere otomatik olarak padişah uzun müddet yaşıyor. En yaşlı olan geçiyor. En yaşlı olan tahta çıktığında zaten yaşlı. 60 yaşında. İki hı hı. sene tahta kalıyor. Vefat ediyor. Öbür kardeş geçiyor. 4. Mehmet'in kardeşleri. kardeşleri. Dördüncü Dördüncü Mehmet, Osmanlı tarihinde en uzun kalan padişahlardan. 2. Süleymanla ikinci 2. Süleyman Ahmet çok az. Birkaç sene kalabiliyorlar. Evet. Zaten çok yaşlılar. Peki yaşlılar. Şu genel tabloyu biraz bu, daha çizip. Bu, bu bir problem meydana getirdi. İstikrar bozuldu Osmanlı tarihinde. E, padişahlar uzun süre başta kalırdı. Artık uzun süre başta kalan padişah yok. İkincisi padişahlar genç ve dinamikti. Artık yaşlı padişahlar var. Sultan Reşat'ı gözünüzün önüne geçirin. Melek gibi bir insandı ama çok yaşlıydı. Memleket battı. İşte kardeş katlinin o kadar büyük faydaları vardı ki Osmanlı Devleti'ne. Kardeş katli terk edilince şehzadeler kurtuldu ama devlet kurtulamadı. Yani şu söylediklerinizi anladım. İnsan tarafsız bir gözle baksa dönüp ecdadına evladını katleden adamlar değil de yahu Ümmeti Muhammed'in selameti için evladını feda edebilen... Diğer gam fedakar insanlar dememesi mümkün ikisini mümkün ayırdığımız zaman kardeş katli olduğu dönemde Osmanlı'ya bakalım. Kardeş katlinin olmadığı dönemde Osmanlı'ya bakalım. Bir de Osmanlı Osmanlı'nın... Tablo ortada. Tablo ortada Osmanlı yani bu kadar var, Roma'da var, Mısır da var, Basiler'de var, var Mağrip hükümdarlarında var, Endülüs'te var, Avrupa'da zaten var, İran'da var. Yani kardeş katli böyle değil. 14. Lüye'nin ikiz kardeşi biliyorsunuz Basile zindanlarında yüzünde bir maskeyle yaşadı. Yani... The Man in the Iron man. Tabii. Mesela de şeydir Peki. o gözemil çekme meselesi çok önemlidir. Mesela canına kastetmiyorlardı Öyle ama mi? Göz gözemil mil çekme ee, bu aslında benim bir sonraki projem. İşte bu Nisan'a yine hazırlandığımız hocalarımızla konuştuğum proje. gözemil çekmek değil değil mi projeniz? Bunu anlatmak. Anlatmak. Bir <laughs> sonraki projem değil Yani mesela e, taht indirilen düşürlen kişi öldürmek yerine bir daha tahta geçemeyecek hale sokuluyordu. Roma'da bu çok yaygındı. Gözemil çekiyorlardı. Şu gözün üstündeki saydam tabakayı dağılıyorlardı ve o orası iyileştiriyor vücut. Kendi iyileştiriyor ama bozuk bir halde. Bir daha göremiyorsunuz. Anlaşılsın Körlük diye söyleyelim. Gibi. Köroğlu filmindeki gibi. <laughs> evet. Yani mesela şey işte Malazgirt'te, Romandiyojen'e biz o kadar iyi davranıyoruz. Kendi elimizde Alparslan teslim ediyor İstanbul'a, Roma'ya, Doğu Roma'ya. Adamlar alır almaz hemen gözle mil çekip anemas sindanlarında bağırta bağırta öldürüyorlar. Yani bunlar oluyor. Birazcık şöyle zaman. halkayı geniş tablodan içe doğru çekelim. Şehzade Mustafa'ya gelelim istiyorum. Bir şehzadenin tahta hak iddia ettiğinin anlaşılması için... ...işte sakal bırakırsa hak iddia ediyordu, tuğra bastırırsa hak iddia ediyor gibi... Var mı böyle bir şey? Yani böyle bir şey yok. Yani, yani sakal bırakan şehzade ben padişah olmak istiyorum ben diyor mu? sakal muyum? bırakmaz manasına da şehzadelerin öyle bir kanun yok. Yani sakal bırakmazlar diye. Bu gelenek böyle söyleniyor. Evet. Şehzadeler sakal bırakmaz deniyor. Var mı deniyor. peki sakallı şehzade? Bilemiyoruz ki resimleri yok evet. elimizde. Yani elimizde minyatür. Şehzade Mustafa'yı görelim mi? minyatürlerden söyleniyor Şehzade Mustafa'yı görelim şehzade Mustafa'yı. Şehzade Mustafa'nın hocam e, Süleyman Nami'den minyatürünü getirdim minyatür ben. bir Minyatür var. Buraya hafif ya. sakalı var. Ondan sonra şimdi göreceğiz hocam. Şehzade Mustafa Mehmet Günsür'ün fotoğrafını getir. <laughs> <laughs> evet. Mehmet Günsür oynadığı için bu kadar üzüldü insanlar. Yani onun kadar yakışıklı Yakışık. ve başarılı birisi olmasa belki bu kadar Şehzade Mustafa'ya ağlamazlardı. Şehzade Abi. Mustafa Süleyman Named'e ee, babası Sultan Süleyman'la beraber bahçe köşkünde bir görüşme sahneleri var. Ve orada böyle oturmuşlar. Hatta Kanuni oğluyla konuşurken böyle eğilmiş arkaya doğru bahçeye doğru da bakıyor. İşte önlerinde bir havuz var. Havuzda iki tane ördek yüzüyor. Orada etrafta iki Ender'in öğrencisi Mustafa'nın arkasında duruyor. Ve hmm. evet bakın bu sahne işte. Bu sahnede e, bize göre sağ tarafta olup da bahçeye doğru eğilmiş olan Kanuni Sultan Süleyman. Onun ön tarafında olan Şehzade Mustafa ve Arka tarafta ise iki tane Enderun öğrencisi. Bu Topkapı Sarayı'nın bir dönem bahçesinde bulunan şimdi ayakta olmayan bahçe köşklerinden bir tanesi bu mesela. Ama Mustafa. hocam bu minyatürde Şehzade Mustafa sakallı. Evet. Hafif bir sakal burada. Demek evet, ki babasının konusu. yanında sakallıysa bu bir alamet değil. değil Minyatür değil. doğruyu söylüyorsa bize. Değil değil. Efendim şimdi tarihçiler biliyorsunuz bu Şehzade Mustafa hakkında çok farklı konuşuyor. Hepsinin ortak olduğu bir nokta var ama Aa, çok farklı konuşuyor. Mesela Peçevi de diyor ki ee, babası İran seferine çıkmayınca, babası hastaydı, nikris hastasıydı ve epey muzdaripti. Biliyorsunuz Osmanlıların genetik hastalığıdır. Şiddetli ağrılara ve hayat kalitesini düşüren bir hastalık. Rüstem Paşa'yı gönderince, Rüstem Paşa da zaten üvey enişte, üvey kardeşlerimin yolu açılacak, ben padişahlıktan mahrum olacağım diye düşünmüş olabilir. Bunu kendisine söylediler. Hı hı. Ve e, Peçevi diyor ki şehzade babasına karşı tuğ ve alemlerini dikti diyor. Tu ve evet. alemlerini demek babasıyla mücadeleye girişecek demek. Yani ben Konya'ya icap ederse babasıyla mücadele etmeye geldiğini düşünüyorum. Ama durduk yerde Tu ve alem dikmek de yok. O arada bir gidip gelen laflar var. Hürrem Sultan neresinde? Rüstem Paşa bu işin neresinde? Yani aslında Başka bu tuğ dikme o güne kadar belki 30 senedir dönen mektupların... Ha bir dakika bunlar doğru galiba. Sözünü akla getirdi. Çünkü yıllardır Şah Tahmas olsun, Şalken olsun bunlar Mustafa ile babayı karşı karşıya getirmek istiyorlar. Mustafa'nın duruşu sağlam, net belki Ama son dönemdeki hocalarım da ifade ettiği hadiselerle Mustafa'nın oradaki o duruşu yani hal ve tavırları kılık kıyafetlerinde bir padişahla hazırlanışı tuğunu dikmesi ha bir dakika acaba bu İran'la ilişki mektupları acaba net miydi diye babayı böyle bir karar almaya kılıyor yani. Bu bir sebeple o dönem tam anlayalım diye soruyorum hocam. Şehzade Beyazıt var. Şehzade Bayazıt, şehzade, şehzade, şehzade Selim, Şehzade Selim sancakta olan 3 şehzade var. Aha. Şehzade Mustafa, Şehzade Selim, Şehzade Bayezid İkisi şehzade Mehmet Sultanım. vefat etmişti. Evet. Şehzade Cihangir var rahatsız ve merkezde. Padişahlık yapabilecek durumda değil. Onun için sancağa da gönderilmiyor. Şehzade onunla. Mustafa Mahidevran Sultan'ın diğerleri Diğerlerinin Hürrem, Hürrem Sultan'ın Sultan çocukları. Üç tane iki çocuğu sancakta olduğu için Hürrem Sultan sancağa da gönderilmiyor. Aslında normal olarak tek oğlu olsaydı Hürrem Sultan'ın da oğlunun yanında sancağa gitmesi lazım. Şehzade Cihangir de doğuştan rahatsız. Doğuştan rahatsız, onunla rahatsız onunla olduğu için o da merkezde onunla da Şehir ilgileniyor. Çok şaşırdım. Bu Cihangir... Semti Şehzade Cihangir'den alıyor. Şehzade Cihangir'den, Cihangir'den alıyor. cami. Oraya cami yalnız Şehzade Cihangir dizide gözüktüğü kadar değil. Dizide bayağı sağlıklı o yani. Yani sadece bir kamburu var. Normalde gerçek Şehzade Cihangir bayağı bayağı yarı yatalak bir çocuk yani. Perişan. İkinci İran seferine çok çok ısrar edince bayağı düşünerek götürüyorlar. Zaten bir iki sefere katılıyor. İkinci ve üçüncü İran seferine katılıyor. İkinci de çok zorlanıyor. Üçü de katılmak istiyor. Zaten üçünde yolun yarısı Halep'te vefat ediyor. Peki Şehzade Şimdi... Mustafa'nın Katdine giden süreç hocam... Üç şehzade var. Üçü de sancakta. Birileri gelip Kanuni'ye bir şeyler diyor. Birileri gidip Şehzade Mustafa'ya bir şeyler diyor. Bunları kaynaklardan okuduğumuzda Venedik elçisi bambaşka şeyler söylüyor. İşte Peçevi başka bir şey söylüyor. Hoca زاده başka, başka söylüyor. Reisemzade başka söylüyor. Bir şey söylüyor. söylüyor. Ama ortak olan noktalar neler? Onlar muhtemelen Şimdi aslında yıl 1542. Evet. Bu çok önemli. Şehzade Mustafa Manisa <laughs> Sancağı'nda ve Manisa'dan alınıyor şehzade Amasya'ya gönderiliyor. Yerine şehzade Mehmet geliyor. Bu çok mühim. Neden? Neden? Çünkü Hürrem Sultan'ın üç oğluna sancak verilmesi durumu ortaya çıkıyor. Olanlar büyüdüler. Onlar büyüdüler. büyüdüler Sancağa çıkma yaşları geldi. Sancağa çıkma yaşı gelince Mustafa Manisa'dan alınmasa hiçbir şey yok. Mustafa'nın sancağı değiştiği an Veliaş Şehzade'nin değiştiği aslında ortaya İçine çıkıyor. Ateş İçine ateş düştü Mustafa'nın. Yani. İçine ateş düşüyor. Yani sancağı değişti. Onu aldı kanuni. Amasya gönderdi. Oraya Mehmet'i gönderdi. Burada Mustafa'nın kalbi ana komplo, burkuldu. Yani Anakopla kurdular. Bir babam değil, var. Üvey annem ve kardeşlerim. Şimdi Bu şu demek. Mustafa'nın gözünden babam Mehmet'i veliahtı olarak veli. görüyoruz. Evet, evet ekranda, ekranda, Amasya'yı Doğru. görüyoruz. Doğrusu da bu, Mehmet'i Doğru görüyordu. Bu. Mehmet görüyor. bu, bunun işaret bunu padişah olacak. 2. 1544. Aniden Mehmet vefat etti. Mustafa yeniden ümitlendi. Sene Acaba sene. gelecek mi? Evet. Bu defa aynı sancağa Selim geldi Manisa'ya. Mustafa, Mustafa der, artık katmerlendi. tamamen katmerlendi ve bitti ben düşünülmüyorum. Aradan kaç sene geçecek? Tam yaklaşık 9 sene daha geçecek bakın. İşte ben bunun için diyorum ki Hürrem Sultan'ın asla bu hususta dahli yok. Zira Hürrem Sultan şayet Mustafa'da dahli olacak olsa Mustafa'yı öldürtmesi lazım. Kaç sene içinde? Şu aradan geçen 10-12 sene içerisinde 1542'den itibaren 11 sene içerisinde öldürtmesi lazım gücü varsa. Manisa Sarayı galiba değil mi? Evet. Şu evet. evet hocam. Bunu bir kez daha şuradan da biliyorum. Mustafa ile ilgili İsyan edecek sözleri kanuniye geldiği zaman kanuninin sözlerini çok iyi değerlendirmek lazım. Ben işte bu sebeple diyorum Hürrem'in dahli yok. Bana asla böyle bir söz getirmeyin. Mustafa'mın böyle bir hareketi olamaz. Bunlar diğer şehzadelere meyilli olan fitneci adamların ifadesidir. Evet öyle söylüyor. Evet. Çok meşhurdur bu. Sakın Aşağı ki Mustafa 1548. hanım bu küstahlığa cüret eder cüret ede. ve böyle bir vazına makul irtikap bühtan ederler. Evet. Zinhar bu sözü bir daha lisana getirmeyin ve bu makule mesaviye vücut vermeyin. Vermeyin. Şimdi Hürrem bunu devamlı kanuni işlemiş olsa kanuni bu sözleri söyler miydi? Böylesine ifade eder miydi? Bunu biliyor oğlunun kellesini alacak bu tip ifadeler devam ederse oğlunun kellesi gider. Bir şeyin bu vukuundan beterdir. Bu çok önemli bir husustur. Bir defa çıktı mı isyan sözleri onu artık dindiremezsin. Hani mızrak çuvaldan çıktığı zaman daha geriye koymak mümkün değil. Hürrem Sultan'ın oğlu da öldürüldü. Şehzade evet Bayezid, Şehzade Bayezid de, sonra de öldürüldü. Sonra. Onun için bu kahrından öldü, şu Cerenaz, söz 1552'de söyleniyor. O sebeple Hürrem asla kanuniye adını dahi edemez. Şu Mustafa diyemez. Tek yapacağı bir şey vardır. Sancağını değiştirmek. Burada dahli olmuş mudur? Olmuş olabilir. Anlıyor. Ona hiç hiçbir şey üzülmemiş yanı... olabilir. Kendi çocuklarının olmasını isteyebilir. Bilmiyorum. Bunlar gayet normal. Neden biraz evvel konuştuk? Çünkü bütün şehzadeler eşit hak sahibi. Hürrem Sultan'ın bunu istemesinden tabii ne olabilir? Ters düşünün. Hürrem yerine Mahidevran'ı düşünün. Bu sefer Mahidevran'ı konuşacaktık evet. bu. Şu an anda. ekranda gördüğümüz Sivas'ta bulunan şey Kudbettin Türbesi'nin hemen yan odasında yatan şehzade Bayezid ve üç oğlu. Gitti oraya. Tabi yani şimdi aslında şu manzara bile bize hadisenin aslında ne kadar yani Mustafa'ya özel yani Mahidevran'ın e, oğluna özel bir işlem olmadığını gösteriyor. Bakıyorsunuz Hürrem Sultan'ın çocuğuydu ve Hürrem Sultan bildiğimiz kadarıyla Bayezid'i çok seviyordu. En sevdiği Bu, oğlu evet, oldu. Evet. Ama Bunu buna sahnettim. rağmen bakıyorsunuz aynı adalet birinci hanım Mahidevran Gülbahar Hatun'un çocuğuna işlediği gibi aynı adalet Hürrem Sultan'ın çocuğuna da işleyebiliyordu. Çünkü bakıyorsunuz Bayezid abisi Selim'le savaşıyor, yeniliyor. Bir, özür dilerim orada şöyle diyorlar Mustafa hususunda çok acele edildi de Bayezid'e biraz daha müsamahkar davrandı Divanı ı Hümayun. Doğru. Bu da deniliyor. Olabilir. Çünkü mektuplaşmalar vesaire. Ama Bayezid'e gelmeden Şehzade Mustafa'dan biraz daha Şimdi devam Şehzade edelim Mustafa'da Şimdi i̇şte bu şiştirelim. 9 sene içinde Şehzade Mustafa'nın çevresi Mustafa'yı devamlı bir şekilde artık hareketlendiriyor. Sen düşünülmüyorsun. Bu da Şehzade Mustafa'nın türbesi. Bir yani bir uğrayan türbe Ve bir de geçmiş var. <laughs> geçmiş var. Dedesi Kanuni Selim Han'ın ee, babasıyla bir mücadelesiyle ele geçirmesi var. Yeniçeri seviyor. Şehzade Etrafı... de dedeye benziyor. Dedeye Oksana benziyor. Gibi. Peki şehzadeye şunun denildiği de doğru mu? Deden de Yavuz da mektuplar gönderiyordu ama o mektuplar gösterilmiyordu. Çıkıp kendisi gelince padişah ikna oldu ve saltanatı verdi. Ya, ya aynı o, şekilde o, o, senin için de böyle tezvirat var şeklinde. Birkaç kere görüştü babasıyla. Babası, Bu tezvirat zamanında hepsi Şehzade bağlı. görüştü hepsi, babasıyla. tabii tabi, devamlı mektuplar Görüş. yazdı. Bazen Şehzade Mustafa ile ilgili çok sözler söylendi. İsyana gidecek mektuplaşmalar oldu. Ama mektup doğru yani. Ve doğru ama Mustafa'nın bazı acemice hareketleri var. Mesela 1548 e, İran seferi babasına mektup yazıyor. Şah'a gün gibi burcundan neden şarkaşı tabetmek bu hizmet bendenin olsun ne lazım ızdırap etmek ver bana orduyu bütün İran'ı senin ayaklarının altına sereyim Dikkatli olması lazım şehsadelere böyle sözler söylenmez orduyu öyle. bana ver denmez Sorun var yani serçene de olsa aslına çeker aslı kurt yavrusu gene kurt olur Öyle öyle <laughs> O da diyor ki bırak ben gideyim daha ben gideyim. sonra niye uğraşayım? Ama işte evet. bunlar böyle birinci Ahmet de öyle der Kardeşi Mehmet var sık sık babasına dermiş beni gönder Beni gönder şu Celalilerin hakkından geleyim. Anadolu'ya işte. gideyim. Aynı Mustafa'ya benzer. Mahmut özür dilerim. Mahmut gideyim. Hatta birinci Ahmet sonra diyor ki ya kardeşim etme derdim. İkisi de şimşirlikte. Etme Peki. söyleme yanlış anlaşılır. Söyleme bunları. Kardeşim iyi niyetliydi, samimiydi, saftı. Böyle sözler söyledi. Ama etraf fitne de kaynıyor. Bir şeyin şu yuvukluğundan beterdir dedim. Yani konuşulması İslam gerçekleşmesinden kötüdür. Daha kötüdür. Yani. Çok önemlidir. Peki Şehzade Mustafa İran Şahı'na mektup yazdı mı? Ben Babam bunu yaşlandı, İran Şahı, Şahı meselesini, gerek. ben bunu hayır asla yapabileceği bir şey değil. Bu mektuplar bir dolaşıyordu değil. ama ona ait olduğu hiçbir zaman delillendirilemedi yani. Bunu Rüstem Paşa'nın yaptığı ifade ediliyor. bazı O da karışık yani soru işaretleri var. Nasıl ifade ediyor? yani Rüstem Paşa, yani Rüstem Paşa, Mustafa Paşa Mustafa Şehzade Mustafa'nın mührünü ele geçirdi. Böyle bir Aynısını bir hırp, yaptırdı aynısını yani yaptırdı. casus hikayesi gibi. Geri koydu yerine tekrar yolladı. Bu arada Rüstem Paşa'nın türbesini de görelim. İran mi? Şahı buna inandı. Ya yani o da var hani olur ya gidip görmek ziyaret etmek isteyenler olur Rüstem şey, Paşayı şey, belki. Rüstem Paşa'nın türbesi mi olur kardeşim? Bakın olur. şu gördüğümüz. Bir de, e, aynı durumda mesela El Kasp'ta. Şu gördüğümüz Rüstem Paşa'nın mezarı nerede, hocam? Şehzadebaşı Camii'ni de hemen o bakın cami solda ucu gözüküyor zaten. Şu kapı tabii şu an ziyarete kapalı yıllardır hala açılacak Ama şu camını türbeler. falan kırarlar ve yol açın diye açmamışlar mı Şu daha? Hala restorasyon evet. devam Şehzadebaşı ediyor. Şehzadebaşı Camii deyince iki yıl tahtta kalabilen Şehzade Mehmet vefat eden Çiçekten, Manisa'da kalabilen Manisa'da Şehzade, evet, Şehzade evet. Mehmet. Fatih'te. Hatta Cihangir'le yan yana yatıyorlar. Sinan yapısı değil mi? Şehzade, evet, evet. Şehzade, Şehzade Mehmet Camii. Cami. Orada çok üçler yakan bir hadise. Şehzade Mehmet'in de çok seveni Şu, varmış. Yani Altta kitabı alabilir miyim? Cihangir'in kabrini de, Cihangir kabrin de buradan göstereyim size. Buyurun. Cihangir'in mesela çoğu insan bilmez kabrinin yerini. Cihangir, Şehzade Mehmet'le beraber e, yani aynı ortamda, aynı türbede yan yana yatıyorlar aslında. Orada. E, çok fazla bilinmez. Mesela şehzadelerle alakalı minyatürler var. Bakın bunlar mesela sakal yok hiçbirinde. Şehzade bunlar. E, savaş halinde. Muhtemelen bunlardan biri Bayazıt, Bir tanesi Mustafa. Cihangir evet, yoktur daha herhalde daha ama. Bir gösterebilir miyiz ekrana doğru? Evet. Şöyle herhalde gözüküyor mu? Evet, evet, şurada. Gözüküyor. Bu av sahnesi. Ava çıkarlarmış beraber. Ee, Bayazıtla Selim'in bir minyatürü de hocam şeyde. Bu Zapolyo ölüyor ya. Evet, Zapolyo zaten. öldüğünde Macar evet, kralı bunu. hani e, hanımı e, Isabel kucağındaki bebeğiyle kanunun arkasında iki tane şehzade gözüküyor. Böyle genç delikanlı Enderunlu gibi duruyorlar ama. Enderun'u değiller. Kafalarındaki beyaz sarık kırmızı kavuktan anlıyoruz. Hatta orada Vakanüs yazmış işte o çocuğu kucağına aldı sevdi Selim'le bayazıt falan diye mesela. Aslında bu insan yüzlü manzaraları da keşke dizilere yansıtsana. Evet. Ya yani Orada bir Hristiyan kraliçenin çocuğunu seven iki şehzade. Bunları da görsek hep böyle. Ama dizilerde evet. tabii aşk ihtilası. 26 yaşına geldiğinde kanuniye baba diye evet. hitap edecek Doğru. olan bir macaz. Kıskançlıklar evet. Daha, evet. daha çok alaka çekiyor. Yani diziler, sinemaları, romanları da ben haklı görüyorum. Seyirci seyretmiyor. Aşk kız kıskançlık olm ama tabii seyirci de bilmeli ki bu romandır bu filmdir. Yani. Tarihi gerçekler böyle olmayabilir. İlle olacak bu da Cihangir'in türbesi diye gösterelim. Şehzade Mehmet'le yan yana. Yan yana yatıyor mi? tabii aralarında yıllar var. Kalep'te vefat ediyor. Şehzade Mehmet türbesinin bir özelliği de zannediyorum üstünde nasıl taht var. Taht var bakın değil mi? Bakın tahtın ucunu yani. görüyorsunuz zaten o fotoğrafta bakın. Şu türbenin üstüne konulmuş taht. Çok ilginç. Demek ki baba baya baya niyetlenmiş. Hani bu taht layıktı diye e, sandukasının üzerine taht konulan tek kişidir. Ama şu baba için de ızdırap büyük. Şehzade Mehmet evladın vefat Evladım. etmiş. Evet. Mustafa'ya kıymışsın. Kıymış. Cihangir kahrından ölmüş. ölmüş. Bayezid Geride kıymışsın. Bayezid kalmış isyan ediyor İran'a gidecek. Evet. Hani o seferden dönüşte Bayezid'in kaldığı yerde bir, bir yıl mı iki yıl mı kalıyor ve İstanbul'a gelmek istemiyor Amasya'da. Evet. evet hakikaten kolay değil. Zor bir, bir daha hadisi, hatta Şeyh şu var. Sofaya dönelim. Ee, hocam ilginçtir. Amasya'da kanuni o malum iki seneyi geçiriyor kaldığında Amasya halkı kanuni protesto ediyor. Yani cuma selamlıklarına çıkma cuma namazına kanuni e, halk gelmiyor yani yanına mesela toplanmıyorlar. Padişahım çok yaşa demiyorlar. normaldir Şehzade Mustafa'nın bir popülaritesi vardı. Parlak bir figürdü. Amasya'dan da oraya gidince. Evet. Evet. Şimdi efendim e, Şehzade Selim'le alakalı bir anekdot anlatılır. Sahibine soruyor. E, halk bizim için ne der? o da diyor ki işte babanız Mehmet'i tutar, asker Mustafa'yı tutar, anneniz Bayezid'i tutar diyor. Yani seni tutan yok. Vay vay vay. Bizi de bari Teala tutsun diyor. Allah tutsun. Gel bir sefamızı sürelim de yemeğe devam ediyorlar. Hakikaten babasının tuttuğu gitti, annesinin tuttuğu gitti, askerin tuttuğu gitti, Allah'ın tuttuğu padişah oldu. Sultan ikinci sebebi. Burası mühim. Müthiş bir anekdot ama hocam. Mustafa hadisesinde bu süt efendiden bir fetva aldığı anlatılır. Doğru olup olmadığını bilemiyoruz ama bir tacir ticaret için sefere gidiyor. Geride bir kölesine Çoluk çocuğunu mallarına emanet ediyor. Köle, çoluk çocuğu öldürüyor. Mallara el koyuyor. Dönüşte de efendiyi öldürmeye karar veriyor. Ne lazım gelir diye soruyor. Üstü kapalı. Üstü kapalı. Zaten fetvalar öyledir. Stilizedir. O da katle müstahak olur diye fetva veriyor. Mustafa'nın fetvası budur. Şehzade Mustafa'nın fetvası. Ne derece doğrudur bilmiyoruz. Busbek naklediyor. Vesikalarda yok ama böyle de bir fetva var. Evet. İnalcık Hoca dahil bir dolu tarihçi Mustafa'nın babasını devirme, tahta geçme hazırlığında olduğunu söylüyor. Sizin bu husustaki kanaatiniz nedir? Şimdi evet diyebiliyor muyuz Mustafa Mustafa e, Diyarbekir Beylerbeyi Paşa'ya mektupları var. Yani bir takım mektupları. Mustafa'nın ağzından söylenen mektuplar var ama Mustafa'nın gerçekten yazdırmış olduğu kendi kaleminden çıkan mektuplar var. Benimle beraber misin? Kimin yanında olacaksın? Benimle beraber misin? Ben harekete geçtiğim zaman ne olacak? Şimdi demin az önce hocalarımız hani tuğlarını dikti, alemlerini dikti. O tuğları dikmesi aslında 1552'de Kanuni'nin çıkmadığı seferdeydi. Evet. Rüstem Paşa seferinde. Şimdi Kanuni sefere çıkamayıp Rüstem Paşa çıkınca dediler ki baban artık rahatsız, hasta, asker. Sen niye çıkmıyorsun? Ve Mustafa buraya da, bunlara da saf değildi. Biraz bunlara kandı bu noktada. Ya Baban Tuğlarını senden dikti. böyle bir işaret bekliyor. haydi işaret hazır. bekliyor. Evet. Ve babası gidecek mi? Mustafa bunlara aldandı. Böyle ve Rüstem Paşa seferi tamamlayamıyor. Mektup yazıyor, kanuni zinhar söylemeyin diyor. Bakıyor ki sefer devam etmiyor, karışıklık çıkacak, dönün diyor. Askeri dağıtın ve dönün. Orada Rüstem Paşa, ben inanıyorum ki bu mektupları ve diğer mektupları kanuni inandırılıyor o zaman. Hareketi var, Mustafa şey değil, günahsız değil. İnsanlar günümüzde Hürrem'e bakıyor, Mihrim bakıyor, Rüstem Paşa'ya bakıyor, Kanuni'ye bakıyor ama Mustafa'ya bakmıyor. Halil Bey'in dediği gibi de, tarihçilerin ifade ettikleri gibi de Mustafa'nın da bir takım hareketleri vardı. Mustafa zımnen isyanın içerisindeydi yavaş yavaş. Peki. Biz Mustafa isyan etmeyi iki sene geçtikten sonra isyan etse, hani bugün kanuniyi suçluyoruz, acele etti. Acele etmediğini düşünelim. İki sene sonra isyan etti, yüz bin kişi öldü. Ne diyecektik? Kanuni ileri görüşlü bir padişah değilmiş. Evet. Binlerce insan öldü. Şu Peki, hareketler... Mustafa, yaşamıyor. Mustafa, Mustafa bir kere e, ee, Hürrem Sultan'ın, Mihrimah Sultan'ın, Rüstem Paşa'yı kendini hasım görüyordu. Yani onlar e, çocukları benim önüm taht yolumu kesiyorlar. Buna engel olmak lazım yoksa ben ebediyen taht yüzü göremem. Hatta hayatımı kaybedebilirim. O zaman benim derhal harekete geçmem lazım. Ama ne zaman? Ha tam zamanı. Babam hastalandı, sefere çıkamıyor. Demek ki vaziyeti çok kötü. Bir müddettir de görüşmemişlerdi. Eğer babama bir şey olursa bu arada, Rüstem Sadrazam, ben taht ebediyen göremem. Onlardan biri geçer. Zaman bu zamandır. Yanındakiler de muhtemelen bu yönlük kışkırttılar. Benim tahminim onun Konya'ya gelmesi ya babam tahtı bana verecek vermezse ben alırım şeklindeydi. Çünkü askerlerle beraber gelmişti. Fakat orada hayatı gitti. Yani Mustafa hata etti. Şehzade Mustafa hata Peki, etti. Şehzade Bayezide, şartlar müsait değildi onun için. de kanuni diyor bir günahım dime tövbe kıl canım evet. oğlum. Şehzade Mustafa gelip orada evet babacığım böyle bir şey yaptım ama affımı isterim. Senden ama dile getirilmişti Ama dile Bunu dese ne olur? Şimdi e, burada... Affı tabii, olur muydu? Biraz acele ettiğini zaten ifade ediyoruz. Nispeten görüşmedi. Belki görüşebilirdi. Nedir bunlar diyebilirdi. Sorabilirdi. Bunlar olabilirdi. Peki burada. sorsa ve Mustafa Fakat, özür dilese Bayezid neden ne isyan etti? Burası çok daha mühim. Tabii, o Bayezid, Bayezid neden isyan etti? <laughs> Mustafa'nın yanındaki devlet adamlarının çoğu Bayezid'in yanına gittiler. Aynı şeyi tarihi ki Bayezid'e yaptılar. Böyle bir klik Bayezide var. Bir klik var. Yani, yani uzun süren... Uzun süren hükümdarlıklar insanı sıkar. Kanuni Sultan Süleyman devri altın çağdır ama insanlar bezdi, bıktı. Artık bu gitsin yeni birisi gelsin dediler. Bu Mustafa mıydı? Başkası mıydı? Halk acaba hakikaten Mustafa istiyor muydu? Çünkü Mustafa demek savaş demekti. Halk artık savaştan da bezmişti. Bir de işin bu yönü var. Fatih Sultan Mehmet'ten sonra bir barış devri vardır. Sultan Bayezid. Bu devir memleketin imal edildiği, yeni savaşlar hazırlandığı devirdir. Yavuz Sultan Selim ve Kanuni peş peşe geldiğinde hep savaş. Eğer Mustafa tahta geçseydi Osmanlı Devleti'nin felaket olurdu. Çünkü tabi sınırlarına ulaşmıştı. Bütçe ilk defa açık vermişti. Bu savaş masraflarını karşılamak için çok büyük masraflar gerekiyordu. Memleket için bir felaketti. Bir kere Şehzade Mustafa'nın padişah olması Osmanlı Devleti için iyi olmazdı ama tablo iyi lazım. olur diyenler de var Dedesi gibi de var. olmasın lazım değil ki ya bir bizde bu genelde bir şey imar lazım. bizde şey düşün Sultan II böyle... zamanında Kıbrıs fethedildi <laughs> yani ne oldu kötü Don Volga kanalı açılmaya başlandı yani daha global düşünüyor evet. daha farklı projeler sonra, ortaya konuyor sonra şu da var Sultan II diyelim ki şehzade Mustafa padişah oldu babası tahttan vazgeçti veya babası vefat etti şehzade Mustafa padişah oldu Osmanlı devleti de savaş çıkardı şehzadeler birbirlerine düşerdi bu yıllarca sürerdi. Onlarca yıl sürerdi, binlerce insan ölürdü. Yani Mustafa'yı kimse kabul etmezdi. Şimdi herkes Mustafa'yı seviyordu. O sevenler yarın bir gün çok kolayca başka tarafa geçerler. Ama yani, mesela Mustafa'yı arzu eden kişi hemen hallinden sonra sadrazam olarak Rüstem Paşa'nın yerine getiriliyor. E Mustafa'yı sevenlere kanuni bir değer veriyor. Siyasi bir tavır mı? Hayır efendim Mustafa'yı Mustafa öldürdükten öyle? sonra Rüstem Paşa'yı azletti. Galeyağını önlemek evet. için kanun sustansiyonu politik bir padişahdı. Mustafa'da politika yoktu. Mustafa saftı. Yani mertti ama padişahlarda biraz da politika lazımdı. Ordunun gazını alıyor orada. Rüstem Paşa'yı vazifeden Paşa alarak Ahmet yani. Başa, karamet, ya. Paşa onu, Ahmet Paşa, Ahmet Paşa. Ahmet Paşa'yı. Zaten onu getirdi başa. Halk dedik ha tamam bu işin suçlusu Rüstem Paşa. Günah keçisi Rüstem Paşa oldu. Ben onun böyle bir komplonun içinde olduğuna düzmece mektup yazdığına inanmıyorum. Rüstem Paşa. Rüstem Paşa bütün monarşilerde padişahlar hata yapmaz, krallar hata yapmaz. Hep onun yanındakiler. Okullarda rüzgar, müdür yardımcıları vardır ya böyle. Hani yani müdür, müdür, ya. müdür, müdür, böyle hiçbir şey değil. Ama Rüstem Paşa'yı şöyle, şöyle istememiş herkes. olabilir. Şöyle. Diğer şehzadeler için çalışmış olabilir. O ayrı bir mesele. Ama istese Mustafa'yı kurtarabilecek tek adamdır. Rüstem e niye Paşa. niye kurtarsın onu? Kurtarır i̇şte mıydı mı hocam? Kurtarırdı. Yani, Nasıl kurtaracak? Yani böyle bir isyanın olamayacağını kanuniye söylese böyle bir durum olmaz. Asla öldürtmez. Sadrı. Yani Sadrı. burada Mustafa'yı tutmuyor. Yani Halli için bir şey yapmadıysa da kurtarılması, kurtarılması için de bir şey, şey yapmadı. bir şey yapmadı, yapmadı. Evet, onu ifade edebiliriz yok. bunu zorlamak. Ama şimdi tabii Ekrem Bey ben inanmıyorum dese de kaynaklarda bir mekri rüstem var, var, bir var, çalışma var. Ama hareket. Ama şair yazıyor onu İspatlamak mümkün Sağ değil de. elde bir delil yok vesika yok. Rüstem Paşa o zamanki O bütün zaman herkesi... neden azlediliyor? Yani şairin şiiriyle azledil değil. Orada hayır, halkın, orada meydanda. Rüstem Paşa'dan biliyor suçu. Evet. Rüstem Paşa'yı atmak için padişah Rüstem Paşa'yı azlediyor, ortalık yatıyor. Asker de ondan biliyor. Hatta evet, orada meydanda linç edilebilirdi. Edilebilir bir anda kaleyana geldi. Hatta diyorlar ki 30 senedir disipliniyle övülen ordu bir anda hercümerç oldu. Ne oluyor? Nasıl öldürüldü Çünkü gerçekten seviliyor Mustafa çok şair bir şehzade çok iyi Bu bir şey şair doğru hocam? çok iyi bir ilim adamı çok cömert bir kimse her gün Manisa'dayken, Amasya'dayken... işte o seviliyor, Manisa'da... Problem bu. Rüştem Paşa sert, ciddi ve cimri bir adam. Ama liyakatli. Peki o... 6 sene sadrazamlık hani yapmış. İran Birlik halısı vardır. üzerinde çadırdan çıkartıldığı ve İran'la yakınlaştığı için... Onu bir Venedik şeyi, onun hiçbir şeyi yok. Venedik bir Venedik sadece raporunda geçiyor. Ben onu zannetmiyorum. Böyle gösterildi falan diyerek ifade ediyor. Hiçbir belgede de geçmiyor. Bir de kayıda enteresan bir şey şuraya okuyayım. Çok hoşuma gitti çünkü. Rüstem Paşa ikinci kez sadarete geldiğinde Taşlıcalı Yahya'yı öldürtmek isteyecekse de kanuni bu gibilere kulak verme, öç almayı düşünme diye mani oluyor. Evet. Fakat Rüstem Paşa üstündeki töhmeti silmek, belki de kendini hataya zorlayıp katline fetva alabilmek için Taşlıcalı evet. Yahya'yı şairi bir huzura çağırmış. Bir padişahtır nizam alem için oğlunu öldürdü. Ayrıca müftilerimiz katline fetva verdi. Bundan sonra sen fodulluk edip bu gibi sözler söyleyerek isabet iddiasında bulunan padişaha hata ettin demek ne haddineydi diye soruyor. O zaman çok güzel bir cevap veriyor. Öldürülenlerle bile öldürdük. Ağlayanlarla bile ağladık. Hatamızın ne olduğunu bilemedik. Rüstem Paşa ne bileyim diyor söylediğim manasız sözlerle filandan oldu demişsin. Bazı kimselere iftira etmişsin. Cevap nedir? Burada cevap muhteşem. Padişah hata etti demekten garaz ehli iftira etti demek yedir. Bu evet. sebepten o türlü evet, tevhide iş bu Işte. Diyorum. İş böyle. Muhteşem. Çünkü dese ki öbür türlü evet. padişah hata etti demiş <laughs> e, olacak. Rüsteme, Rüstem Paşa diyecek Rüsteme atış diyor. serbest ama padişah atış serbest diye böyle bir problem var. <laughs> yani padişah onu anlıyor. Rüstem Paşa'ya attıkları zaman padişah biliyor ki bunlar aslında bana söylemek istiyorlar da söylemiyorlar. Ama padişah tutup da boynunu ipe uzatacak hali yok. Rü bu işi çok büyük bir hizmet etmiştir Kanuni Sultan Süleyman Mustafa'yı öldürerek. Mekanı cennet olsun. Memleketi büyük bir iş savaştan kurtarmıştır. Bu kadar net söyleyebilirim. Ben net söylüyorum yani. evet. Ya hem bir bilim adamı kimliğiyle Mustafa çok hem iyidir. de tarihçi. Çok iyidir ama padişah olabilecek vasıflardan mahrumdur. Onu da söyledim. Sabır ve tedbir, temkin çok mühimdir. Zamansız hareketleri, heyecanlı tavırlarıyla Mustafa bu sonu kendisi hazırlamıştır. Yani Mustafa tahta geçtiği şöyle fetihler oldu, böyle fetihler oldu. Kanuni Sultan Süleyman bu hadiseden sonra... 12 sene yaşadı. Yüzgert vardı vefat etti. Fetihlere devam etti. Yani Mustafa'ya ihtiyaç yoktu. Şimdi, Peki şimdi Ekrem Bey'in sözü belki hani bazı insanlara çok ters de gelebilir. Çok net söyledi. Çok, söyledi çok, ki çok ki. net söyledi. Tarihte bir de gelecekle ilgili söz söylemek de zordur. Zor onu tabii. Onu yani onu söyleyeyim. O, 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 ha, ha. Ancak ancak Ekrem Bey'in sözüne şu noktada katılıyorum. Düşünün mesela Bayezid döneminde Osmanlı Devleti bir 13 seneyi kaybetmiştir. İkinci Bayezid döneminde dedesi neden Cem Sultan Avrupa'ya gitti. Bütün seferler neredeyse durdu ve Osmanlı'nın aleyhinde Kitillen. nice fitne fesat çıktı. Endülüs yardım, yardım edemedik. Yavuz döneminde e Cem'e ben kötü demiyorum ki. Cem de iyiydi. Belki Cem, Mustafa'dan evet. da iyiydi Cem. Ama işte problem var. Ya ona da Bir çok ah eden var. var. Cem olsaydı şöyle güzel olacaktı. Ama Cem'in Avrupa'ya yani. gidişi Os Osmanlı'nın elini kolunu bağladı. Diğer taraftan bakalım Yavuz Sultan Selim, şehzade Korkut veya ama, e, Ahmet e, Avrupa'ya kaçsaydı Allah Memlüklere korusun. sığınsaydı devlet ne olurdu? Onun için Kanuni'nin belki tek bir şehzadeye bırakması bu Selim oldu, bu Mustafa da olabilirdi, Bayezid de olabilirdi ama bir kişinin kalmış olması Osmanlı devletini çok büyük bir tehlikeden korumuştu. Evet. Ahmet Hocam, Bak, peki. Ahmet Hocam hayatında hiç Yani hiçbir ben Mustafa'ya katılmıyorum tabii. Mustafa olsa şöyle olurdu diye. Mustafa evet bir savaşçıydı ama aynı zamanda ilmi yönü mütişti. Allah bilir ama şu an yani, evet. için ilim lazım değil. E, diplomasi lazım, politika lazım, sabır lazım. Mustafa'da bu yoktu. Allah rahmet eylesin. Uh -huh. e, fakat şu var. Şehzadelikle hükümdarlık arasında çok şey değişiyor. Fark var olacak. doğru. Yani şehzadelik ayrı o zaman, bakarlar, hükümdar tamam, olunca farklı o zaman, o zaman şöyle oluyor. Hayatında hiç kapital hata yapmamış bir padişah var. Kanuni Sultan Süleyman. Elbette hatası vardır ama kapital esas büyük hatası yok. Bu bir. İkincisi biraz evvel siz de işaret ettiniz programın başında. Niçin kanunu ilenmiş? Kanun yaptığı için değil. Her padişah kanun yapmış. Adalete, kanuna, nizama gelenekleri olan aşırı bağlılığından. Piyale Paşa'ya celbe zaferini kazanıyor, terfi ettirelim diyorlar. Olmaz diyor, iki rütbe atlaması lazım diyor. Olmaz, bari damat yapalım da öyle taltif edelim diyor. Hmm. Turgut Eysin, beyler beyliği böyle. Kanuna, nizama çok saygılıydı. Yani Kanuni Sultan Süleyman'ın böyle bir, e, aksi takdirde o zaman Kanuni Sultan Süleyman'ın büyük bir zaaf içinde davrandığı neticesi ortaya çıkıyor. Delili olsa ben bunu kabul ederim. Ama ortada bir, bir, bir delil yok. Katli. Ben hukukçuyum. Öyle düşürüm. Onun Ama hani, Piri Reis şey yaptı. Piri o, Reis donanmayı hani, mahvetti. Yani, donanmayı yani, söz tutmadı. Söz Başarısızlık için, var. Söz tabii tutmadı, sattı. Kıymıyor. Yani Piri Reis de olsa o, tabii o, adalet o, evet. işte. Paşa, Yusuf Paşa, Yusuf Paşa girit'i fethetti geldi. Padişah onu idam ettirdi. Niye? Çünkü kuşatmada hatalar yaptı. Çok insanın ölümüne sebebiyet verdi. Fetih gecikti. Bunun üzerine idam edildi. Yüksek yerlerde rüzgar yüksek eser. Onların yaptıkları en küçük bir hata Büyük neticeler doğrusu... Minareden düşürün iflah olmaz. Evet, aynen öyle. Burada <laughs> da hocam, öyle bir durum padişahların var. padişahların veziri değil de ibriktarı olmak lazım. Hem yakınsın hem sana bir şey olmuyor. Kurbe su uzar, sultan sutar ateş uzar. Padişah yakın <laughs> olan yanar. Uzak olan donar ama... Yakın Peki, da Şehzade yana. Mustafa ile devam edelim. Şimdi Erhan Afyoncu'nun editörlüğünde hazırlanan, işte günümüzün Wikileaks belgelerine benzetilen o balyoz raporlarından hareketle Venedik elçisinin özellikle çadırın içinde yaşanan hadiseyi bir tasviri var. Sanki oradaymış gibi anlatıyor. Evet. İşte padişah oturuyordu gel buraya dedi nasıl isyan edersin dedi. Yedi kişi üstüne çullandı. Bire köpek vesaire. nasıl selam verirsin ha. dedi. Ha. De? Bunları bu kadar net... Ne... Uyumuyorum senin yüzünden dedi. Bunlar, bunlar, bunlar İtalyanların İtalyanlar çok fazla Avrupa'da Mustafa ile ilgili çok fazla trajik şeyler yapıldı. Biz operalar falan operalar da yapıldı, yapıldı Mustafa. Bunların hepsi onların yazdıkları Bunların gerçekte hiçbirisi yok. Peki o bir çadırda ne yaşanmıştır? Hı -hı. O, o, ne o kadar çadırda ne yaşandı? Mustafa geldi gerçekten silahlarını teslim etti. Askeriyle geldi. Orduya katıldı ve babasının elini öpmek üzere normal mutat olan merasim bu. Çadıra girdi. Ya, biliyor, biliyor mudur hocam? Askerlerden... Çadırda girerken biliyor mudur başına geliyor Biliyor geleceğin? muydu? Burada Ahmet Paşa'nın sadece önceden uyardığını bir takım bir sene önce sefer yapılamadı. Yani şimdi ortada hiç bileceğini zannetmiyorum çünkü bu çok gizli yürütülen bir hareket. Gitmedi Fakat ama bir sene önce sefer yapılamadı. Şimdi bunun merkezde bir takım devlet adamları tahmin ediyorlar. Ve kanuni geldi, ertesi sene bizzat sefere çıkıyor. Peki. Mustafa'ya o bir sene önce sefer yapılamamayışının getireceği noktayı Ahmet Paşa biliyor ve uyarıyor. Bir takım gelişmeler olabilir, katılma, gelme, diye. Yani burada isyan noktası yok. Belki bir haber verme noktası. En var. azından şurada biliyor biliyorum. Normalde padişah babasının yanına girerken şehzade kılıcını, hançerini bırakmaz ama içeri girerken Bı bırakır, bırakır bırakır mı? Tabii silah olmaz. Ayıtır yani. Osmanlı'dan beri, Padişah bırakır. Yanına çıkan herkes silahını verir. Herk hiç az silahla çıkmaz, bırakır. Peki Mustafa'ya gelmeseydi ne olacaktı? Şimdi Ahmet Paşa gelme dedi. Gelmese yani Kanuni onu almayıp o daha kötü. mı gidecekti İran seferine? Gel diyecekti. Katılmayınca açık hissen olacaktı. Tabii. Biz Tabii. şimdi gizli hissen oluyoruz. Sakal bıyık meselesi yani. O zaman, o zaman yani. açık hissen olacaktı. Yani evet. Gelme demek. Mustafa onun için mertlik yaptı açıkçası. Çok yerinde hareket etti. Geldi, girdi. Öleceksem de babamın ipiyle öleyim. Yani Mustafa'nın çadırına girmesi de aslında alkışlanacak bir tavırdır. Bir tavırdır, yani. Yani. Evet, bir var. Var. harekettir. Çünkü, Çünkü bunlar kendisine söylendi. Biliyor başına gelir. Evet. Biliyor başına Efendim, Onlar seçkin, seçkin insanlar. Belki şunu bilmiyor. Ben babamla görüşebilirim, ikna ederim açıkçası yapılanları konuşurum, ikna ederim. Belki garanti de alırım. Büyük ihtimalle yani döneminde... Aslında dış güçlerin en büyük arzusu bu iki ordu orada bir kapı yani kapısaydı. Tabii yani onlar onu istiyor zaten. Yani, yani İran için Mustafa'nın halledilmesi olurdu. değil Ordu İkisinin birbirine, birbirine karşı içinde İran içinde öyle. İkisi de diyor ki bunlar birbirine bir giren Cemal Savaşı gibi. Yani düşünün. Bir tarafta Hazreti Ali birlikleri var, bir tarafta Hazreti Ayşe birlikleri var. Birbirleriyle savaşma niyetleri yok. Ama işte o gece içeriye sızanların ok atmaları, etmeleri, hiç böyle bir düşünce yokken iki ordu birbirine giriyor. Sahabe birbirine çiğniyor. Yani işte bunu orada yapmayı çok arzu beklenen etmişler. Beklenen oydu var. zaten. Selemin babasıyla savaşı da öyle. Beklenenden, zaten. bundan zaten. Fitne, fitne, fitne katilden beterdir ay, burada. Oh. Ka kanuni çadırda değil ve izlediği de hiç o bir malum murahi. değil. Yani. No, Ama arkasından, arkasından baktı. arkasında yani gördüğü baktı geçiniyor. yok. Sadece neyi gösterirler? Öldükten sonra ölüsünü gösterirler. Bu kadar yüzüne bakar onun olduğuna kesin. Çünkü ölmeye Nitekim daha sonra düzmece bir Mustafa çıktı. Peki ben Mustafa Hanedan mensupları öyle herhangi bir şekilde de öldürülmüyor. Bunun da bir usulü yok. erkanı Eski var. Türk tabutu Kanı var. dökülmez. Kan yere Tabii dökülmez evet. yoksa uğursuzluk getirir. Bütün Yeter. hanedanlarda böyledir. Mesela Hülagu da Bağdat işgal ettiği zaman halifeyi atların altına atarak öldürdü. O bir tabudur, yasaktır. Hanedan mensupları başı kesilerek öldürmez. O zaman en süratli ve acı vermeyen öldürme şekli baş keserek öldürmedir. Hanedan mensupları böyledir boğularak, bir yay, kirişi. yay kirişiyle, yay kirişiyle kirişi, yay yay öldürülür. Evet. Peki. O çadırda mesela işte yedi dilsiz, kitapta kimi kitaplarda üç dilsiz diyor. Dilsiz olmasının özel bir sebebi Şimdi var. cellatların şeylerden. arasında dilsizler vardır. Hepsi değildir. Bu kesin böyle değildir. Mesela orada Zal Mahmut Paşa vardı. Cellatları da görebiliriz. O, o zaman var, var. var. saray Cellatlar. hademelerindendi Zal Mahmut evet, Ağa. Hatta yedi Onların dilsiz, başındaydı. de, yedi dilsiz de ciddi mücadele ediyor Mustafa. Kendisi yaşı 39-38. Yani İlber Hoca dizideki tamamen tarihi gerçeklere yakın bir canlandırma. O, öldürülme, o, evet. o yani, doğru. Çekiyor, İkincisi elleri araya sıkılıyor. Cellat Doğru, başı o ve iki tane cellat ekranda. Kemende atıyor. Hangisi cellat başı hocam? bize göre en solda ikisi cellat, onun yanında bulunan cellat başı. Diğerleri farklı rütbeler. Hmm. Mesela Osmanlı'da o cellatların başı asıl Bostancı ağasıdır. Evet. Dışarıda öldürülecekse Kapıcıbaşı ağadır. Evet. Bunlar gayet dilsiz falan değil. Normal en yüksek görevli Mahmud subaylardır. Mahmut başında. O zaman Zal Mahmut Paşa değil Mahmut evet. ağadır. Çok güçlü kuvvetli olduğu için sonradan rivayete göre Kandı Sultan Süleyman'dan evet. zal pehlivan demektir. Pehlivan maalesef. evet. Hmm. Kabride Eyüp'te. Eyüp'te. Ee, Zalmak başı da damattır. İkinci Damat Selim'in kızlarından Şah Sultan'la evlidir. Ve Mimar Sinan'ın en güzel eserlerinden biridir o. Eyüp'te böyle bir rampaya, bir alt medrese, bir üst medrese, çift medreseli bir cami bahçesinde yatıyorlar. Bir de o karı koca... Aynı gün arka, vefat etmişler. Arka, arka bir de çok severler. Aynı gün. Evet. Ve Aynı gün vefat etmişler. Orada yatıyorlar ikisi. Tamam mesela bir enteresan ifade. İple boynu arasına elini koymayı başarır Mustafa. Ne kadar sıksalar da bu şekilde boğamazlar. O zaman kanuni diyesiymiş Hayır, ki... geçiremiyorlar. Güya. Kemendi geçiremiyorlar. Boğuşuyor. Kemendi boyuna getiremiyorlar baştan ciddi o Bu işin bir başındaki sarığı çıkarın. O Başka türlü olmaz filan demiş. Ya orada. yok hikaye. Bunlar biraz haro'na falan bakar, biraz bakar mı? Ne sarığı orada? Ya o dramatize etmeyin de, sarığı çıkart ne. Adam Çabuk başını mı uzattı da sarığını çıkarttı? Çabuk çıkartıyor. olun demiş şu hain işini bitirin demiş arkadan ya, falan. Ya bunların hepsi Hatta yardım gibi. ediyormuş o İtalyan, falan. İtalyan e, operalarının sözlerini aynen orada uyguluyorlar. Normalde yani. direnmezdi şehzade. Hakkımda böyle bir hüküm varsa iki rekat namaz kılayım der boynunu evet. uzatırdı. Osmanlı devlet adamı geleneği bunu icap ettir. Fakat şehzade bu işe inanmadı. Bir komplo var beni infaz ediyorlar dedi. Babamın haberi yok. Babama rağmen yapılıyor. Babanın içeride olduğuna falan o zaten ona inanmıyor. Aslında bu söylediğiniz de babanın o an orada olmadığının da bir delili. Büyük tabii ihtimalle tabii orada değil. Baba olsa hani çok özür dilerim racon bu diyorlar ya racon başını uzatacak. Ve baba baba orada olmaz adet böyle değildir evet. bu Osmanlı tarihinin ittifakla 7 veya 3 dilsiz bu işi infaz ettiler e Zal Ağa da onların başındaydı iş sürüncemede kalınca şehzade sendeledi eteğine takılıp Zal Mahmud Ağa kemendi üzerine çullandı ve işi o bitirdi diye anlatıyor bütün kitaplar bu bakın Yavuz'a Ahmet içeride. Korkut beni abimin yanına getirin kardeşimin yanına getirin diye ikisi de yalvarmıştır hem Ahmet hem Korkut kardeşimle görüşeyim istememiştir görüşemez baba dayanamaz onu göremez o kadar da işte Dildöker, orada affettirir, işte. Yine affettirir, aynı problemler yaşanır. Yaşanır. O evet. karar verildi. Bitti artık. Orada İş daha yapılacak. Görmez. Evet. Babada acısını ondan sonra çekecek. Ziya Nur Aksun çekecek. hoca yayından önce de paylaştım sizinle. Gece okurken de beni çok müteessir etti. Kanuni cenaze namazını bizzat kıldırmak istedi ama her tek bir alışında hıçkırıklara boğuldu. Kıldıramadı. Bir başkası kıldırdı diyor. Tabii padişahlar cenaze namazını kıldırmazlar. Böyle bir gelenek yok. Onu nereden aldığı bilmiyoruz. Aha. Öyle bir şey olsa ikincisi <laughs> Kanuni Sultan Süleyman'ın şunu biliyoruz, ulemayı e, kazaskerlerin hepsini görevlendiriyor ve Ereğli'ye gönderttiriyor. Cenaze namazı e, Konya Ereğli'sinde kıldırılıyor. Oradan naaşı Bursa'ya gönderiliyor. Annesi de e, daha sonra Bursa'ya Sefer Bursa olduğu için kazasker var, kazasker namazı kıldırıyor. Kazasker namazı kıldırıyor. Yani, Cenaze e, Bursa'ya getiriliyor. Yoksa padişahlar... İstanbul'a değil, İstanbul'a gelmesi de ayrı bir problem. Yani padişah uzakta o İstanbul'a gelir. Genelde sokunuda... bu durumda olanları Bursa pek artık İstanbul'a sokmuyorlar. Bayezid'in Sivas'ta bırakılması oldu. gibi. Ee, mesela Mustafa Bursa'ya getirildiğinde işte 2. Murat'ın o Muradiye bahçesine ilk getiriliyor. Zaten Mehmet geliyor. tektir. Başka Başkası yok. yoktur. İstanbul'a gelen o dönemde şehzadelerden cenazesi. Mehmet tek şehzadedir. O da kanuninin ona çok aşırı sevgisini gösterir. Cami yaptırır. 40 gün Hürrem'le beraber oraya gider. Kur'an-ı Kerim okurlar. Evet. Her gün giderler. Çok gerçekten üzüldüm. Hocam üzümlü. şöyle çok hadi, tarihin dışında insani bir şey söyleyeyim. Buradan dönüp baktığınızda padişah olmak müthiş böyle bir devlet gibi gözüküyor. Muazzam bir şey gibi gözüküyor ama bir padişah düşünün kanuni gibi bir padişah. Olmaya devleti cihanda bir nefes sıhhat gibi demiş. Bence... E Kanuni'nin bu 1553 seferinde diğerlerinde bir sene durup dönmesine rağmen bu seferde iki yıl kalıyor. Bence bunun sebeplenen biri de Mustafa'ydı. Yani şimdi 1553 daha yolun başında Mustafa hal ediliyor. Halep'e geliniyor. Halep'te Cihangir vefat ediyor. Onun cenazesi de İstanbul'a gönderiliyor. Ben mesela o da Hürrem Sultan'a çok acıyorum. Yani bu kadıncağız en büyük destekçisi kocası yok yanında. Ve yani yarı yatalak çocuğu yani o özürlü çocuğu İstanbul'a cenazesi geliyor. Çok ağır bir şey buna katlanmak. Bir, belki de kanun dönmek istemedi İstanbul'a. Yani işte o şekilde döneceksin. Hanımın İstanbul'da iki cenaze var ortalıkta böyle bir durum. Efendim kalpleri o, taş değil. Dönüyor. Yani onlar için yani padişah bu çok zordur. Padişah olmak çok zordur. Mesuliyetli bir iş çünkü. Ateşten bir gömlek giymek gibi. Dolanıyor Amasya'larda, vakit geçiriyor yani. ikinci bir kış geçiriyor orada. Peki sonrasında bir de şehzade Beyazıt var. Oraya gelelim ama şehzade Mustafa hakkındaki genel kanaatinizi merak ediyorum. Bir tarihçilerin ekserisinin dediği gibi siz de babasına karşı bir isyan hazırlığı içindeydi diyorsunuz. Evet, evet. Ben Anladın öyle diyorum. Hazırlık içindeydi. Bu işte Rüstem Paşa'nın çok bir fonksiyonu yok Yani ben bu, bu, bu bilinemez. Bu bilinemez. Yani Hı. Rüstem Paşa'nın bu işin komplocusu olduğu bilinemez. Ben diyorum ki Rüstem Paşa hakkındaki iddiaların çok olmasının sebebi bir günah keçisi lazımdı. Rüstem Paşa da figür olarak buna çok uygundu. Ondan dolayı o seçildi. Belki doğrudur, belki Hı. değildir ama bilinemez. Neticede yani biraz o işte mantığına bak. Ahmet lazım. Hocam da diyor ki Halli için bir şey yapmadıysa bile kurtarmak için bir şeyler yapabilirdi. Evet. Hatta bir de ne yapar? Bir Keşke fitne varsa yapsaydı. o fitneyi artırabilir. Gayet Peki, o da hani mümkün. ateşe körükle gitmek. Hürrem bunu Sultan yapacak. hususunda mutabık mıyız? Zannedim. Hürrem'de de asla katılmıyorum. Çok... Hürrem'in ben rolü olduğunu hiç zannetmiyorum. Hürrem öldürttüyse suçlu kanunidir. Evet aynı Hürrem. ne demek? Bu ne demek? Hürrem herhalde Rüstem Paşa'yı öldürtemeyecek. Kimi ikna edecek? Kanuni'yi. Hanımının sözüyle bir şehzadesine kıyıyorsa burada yine Hürrem'e zerre kadar, zerre kadar suçlu olarak görmem. Hanımının sözüyle hareket edip Mustafa'yı öldürttüyse bir isyanda yokken Kanuni suçludur. Efendim şimdi kanuniyi temize bu çıkarmak kadar. için Hürrem Sultan suçlanıyor. Evet. Halbuki ne Hürrem Sultan suçludur ne Kanuni Sultan Süleyman suçludur. Adet, kanun, şeriat bu şekilde cereyan etmiştir. Bunu bilmek lazım. Kestiği aslında, parmakta acımıyor. Acımaz. Aslında burada dev bir kadro var. Gerçekten bakıyorsunuz işte devlet adamlarıyla, orada donanma kumandanlarıyla, e, şehir İslamlarıyla. Bu kadroyu karalamak çok kolay değil. Asla bu kadroyu karalamak belki de kanuni ve o dönemi çamur atmak adına yapılacak belki sinsi bir faaliyet bu. Yani ecnebi Asıllı bir kadın geldi. Parmağına doladı, hepsini oynattı. Mesela mesela deseler ki bu dizinin ana fikri nedir? Bir cümleyle söyleyin. Ana fikri bu. Yani bir kadın en zirve döneminde Osmanlı'yı parmağında oynatıyor. Yani böyle göstererek altın bir çağı karalamaya çalışıyorlar aslında. Yani, yani acı dönemi böyleyse gerisini siz acı, acı bir sahne olduğunda şüphe yok. Evet, bu hadisenin yani. çok acı olduğunda hatta belki kara bir sayfa olduğunda bile şüphe yok. Ama Kanuni devri altın bir çağdır. Yani biz bunu da Ama hocam lazım. hani başta söyledik onu da bir daha söyleyelim. Belki şu an seyredenler var ise. Velev ki kanuni vefat etse, Şehzade Mustafa tahta geçse bu defa bugün mazlum diye anıp üzüldüğümüz Şehzade Mustafa'ya zalim diyecektik. Çünkü Beyazıt, Selim ve Cihangir'den kurtulması gerekecekti. Evet. Onların çocuklarıyla bu, bu onları beraber 10-15 kişiyi öldürecekti. Onların da çocuklarıyla beraber bir tek değil. 10-15 kişiyi öldürecekti. Bugün Hürrem çok mazlum bir kadın, sevilen bir kimse, mahı devran, zalim bir kadın, Görüşmek. oğluna öldürttü bütün bu şehzadeleri. Mustafa şu kadar şehzadeyi katleden bir adam zira bunlar açıkçası Osmanlı'yı anlamak değil. Hı. Osmanlı'yı biz 80-90 sene kötülemek üzere kurulmuş, e, iftiralarla, batının iftiralarıyla sanki gerçekmiş gibi yoğrulmuş bir millet, bir bakış açısı var. Burada hani bir ikinci Abdülhamit Han'a dünyanın önünde şapka çıkardığı, dünyanın en büyük siyaset adamı denilen bir kimseye biz 80 sene Kızıl Sultan demeye devam ettik. Şimdi ettim. Avrupalılar Bu bile hakkını teslim ediyor. Biz hala aynı hakkını devam ediyoruz. muhteşem Süleyman, Büyük Türk, herkesin hakkını dünyada padişah denildiği zaman adıyla söyleyeceksin. Yoksa kanuni anlaşılır. Dünyada bir tek adam vardır, padişah, hükümdar, kral, Şah dediğin zaman bir kişidir o Süleymandır. Diğerlerini ismiyle söyleyeceksin. Amerikan Art. Kongresinde e, relief olan devlet adamları var ama kanun yapıcı onlardan bir tanesi de Kanun Sultan Süleymandır. Yani. Tabi. Evet Almanya Nürnberg mahkemesinin duvarlarında, Vüzburk sarayının duvarlarında yani o kadar çok yerde var ki Sultan Süleyman çok takdir ediliyor. Düşmanın tarafından da hakkı teslim edilen özel bir durumu var. Burada da bir şey daha var. Mesela e, Mustafa'nın halli sonrasında. Kanuni'nin birinci hanımı Mahidevran Gülbahar Hatun'a da bir tavrı var yani. Bu tavrı da şöyle anlamak lazım. Aslında sancağa çıkan hanımlar ee, şehzadelerin başında bir nevi emniyet sibobu gibiydiler. Yani onun hmm. e, halve tavırlarına bakar, dışarıdan birileri acaba oğlumun ayağını kaydırıyor mu, kafasını çeliyor mu? Anne bunu yapmalı. Hem halve tavırları hem bu annelik şefkatiyle onu yoracak, Tabii sertliğine engelleyecek. Unutmayın, hatta Hafsa Sultan için aynı şeyi söylüyor Hafsa evet, Sultan var. hayattayken Mahidevranla Hürrem arasında en ufak bir şey olması mümkün değildi şey. diyorlar. O göçtükten sonra karıştı. Devam edin. Tabi ve e, şimdi o Mustafa, göçtükten sonra da karışmadı. O yıl Karıştığız Mustafa abi. Yo yo Mustafa <laughs> nereye gönderildi? Sancağa gitti. 1534 Devran'ın vefat yılıdır. Mustafa sancağa gitti. Annesi Hafıza de yanında adını. gitti. Hafsa Sultan <laughs> vefat etti. Mustafa sancağa gitti. Mahidevran da ile beraber gitti. Çünkü sancağa onunla gidiyor. Hatta 1542'de sancağa değişince Mahı Devran diyor oğlunu en fazla Mahı Devran aman evladım sabırlı ol sakin ol. Mustafa'yı yatıştıran mahv devrandır diye Tam, anlatılır. Tanha Tam budur. Husus. çünkü gönderilmelerinin sebebi odur. Evet. Ama beraber. işte e, hal meselesi olduğunda kanunun tabii birinci hanımına tavrı var. Yani sen neden engel olmadın? Sen bu işe sahip çıkabilirdin oğlu. Yani ölümüne sen sebep oldun demeye çalışıyor. Çünkü ben onun senin yani senin altında onu gönderdim yani sen sorumluydun bundan. Onun düşeceği her tehlikeden sen sorumlusun bana da haber verebilirdin. Yani işte problem burada annelere çok büyük bir vazife düşüyor Osmanlı'da. Ve bunun üzerine tabi anne Bursa'ya bir nevi sürülüyor. Orada yaşıyor ama burada kader denk noktası mı artık bilmiyorum evet, hocam. Evet. Hepsini gömmüştür Mahidevran. Yani o kadar uzun bir Allah ona ömür nasip ediyor. Sorunları vefat etti. Şimdi 1500 yani. 58 Hürrem Sultan ölüyor. 1566 Kanuni ölüyor. Sonra Mihrimah Sultan ölüyor. 2. Selim ölüyor. ölüyor. Hepsinin ölümünü görüyor. 2. Kadıncağız, Mahidevran en son vefat ediyor. O nerede yatar? Hemen Bursa. görelim. Hemen Bursa. görelim. Bursa'da anne oğul yan yana yani. yatıyorlar. Bursa'daki türbesinin içerisinde Mahidevran. Yani e... vakıfları vardır Bursa'da. Evet. Var. 2. Selim'in yardımıyla türbeyi yaptırmış. Ona çok yardımları yani, var ikinci Selim Hanım. Üvey Avaş programın sonuna etmiyorlar. da görüyor, geliyoruz. Bir görelim Mahidevran Sultan Türbesi'ni. İkinci Selim sahip çıkıyor devrana mesela, yani ona maaş bağlatıyor, onu böyle güzel bir köşte oturtuyor ediyor. Yani elin terse itme, o kadının hani açlıkta açıkta bırakma gibi bir durumda söz konusu değil aslında yani. Tarih biraz da bugünü anlamak için, bugünü doğru okumak için evet, vardır. geldi. Şu hadiseden dönüp baktığınızda bu ve benzeri hadis. Hangi kim hocam oradaki? Bize göre en sağda o sarıksız bir tane kabir var ya, <laughs> yeşil puşu deli olan Mahidevran orada yatıyor. <laughs> Mustafa da en sol en başta. Sol. Arkadaki. Orada... Orada yatıyorlar, <laughs> orada artık. Yalnız evet. da bu arada şunu söyleyeyim, bu türbenin içindeki Çinleri görüyor musunuz? Evet. Paha biçilmezdir. Evet. Osmanlı, Çin'in sanatının en güzel eserlerinden 3 sene evvel hırsızlık yapıldı. İyi, bu Çinlerden bir parçayı, kesinlikle. bir gece yarısı kilidi kırıp alıp götürdüler. Allah ne yazık Allah. ki. Yani Mustafa Şu an bir türbesinde... restorasyon var galiba Evet, bir... o kırık olan kısım artık bir e, taklit bir Çin'iyle kapatılma şeklinde bir şeyler yapılacak. Bu mesela yakından. Yani... Özenilmiştir türbeye gerçekten. Eyvallah. Yavaş yavaş bitiriyoruz ben teşekkür ediyorum katılımınız için ama deminki soruda yarım kalsın istemiyorum tarih biraz da dönüp bugünü doğru okuyabilelim doğru anlayabilelim diye bize lazım devlet Şehzade Mustafa nizamı alem mesela bu ölçekte baktığınızda Şehzade Mustafa'nın halli ya da başlı başına kardeş katli bugün bize ne söyler? Yani şunu ifade etmek lazım. Az önce okumuştunuz hani öldürenlerle bile öldürdük, ağlayanlarla bile ağladık. Hı hı. Şu şunu gösteriyor ki asıl olan birlik ve beraberliktir. Birlik ve beraberlik varsa Osmanlı bunu birlik ve beraberlik uğruna yapmıştır. İnsanların huzuru, nizamı, devamı için yapmıştır. Dinin, devletin devamı için yapmıştır. Birlik. Biz, siz bize yetmezdi güçleri, bizimle güçlenerek yettiler bize derler. Onun için dışarısı bölmeye çalışır. Osmanlı birliğin ve beraberliğin en güzel numunelerini göstermiştir. Bugün de o anlayışla ama bugünkü düşünce yapısı içerisinde yine birlik ve beraberliğin muhafazasının sağlanması yolunda adımlar atılmaktadır. hocam. Bölüneni börü yer bir eski Türk atasözüdür. Börü kurt demek. İşte Osmanlıların bu şehzade idamlarındaki ana felsefesi budur. Bölünmeye sebebiyet verecek her şeyin önü kesiliyor. Bu e, Kurban evlat ise evlat da gözden çıkarılıyor. Yok, tamam. Bugün konuştuklarımızı en iyi anlayanlar evladını kaybeden anne ve babalar. Şu an ekran başında olan çok zordur. En büyük acıdır evlat acısı. Yani insan evladını koru. Kanun şunu diyebilirdi. Yaptıysa benim oğlumu yaptı diyebilirdi. Evladı için insanlar neler yapıyor? Onu koruma adına nelere başvuruyor? Kanuni bugün orada dik durabildiyse bence bu alkışlanacak bir tavır. Yani insan için, insanı yaşatmak için kendi kanından canın olan birine kıyabilme hadisesi. Çok güzel bir şey söylediniz. Hadi bununla bitirelim hani evladımıza olan sevgimizden kıyas yaparak evladına kıyan adama kızmak yerine evladımıza olan sevgimizden kıyas yaparak devlet için evladına kıyabilen adama Muhabbet beslemek sanki bugün boynumuzun borcu. Hepsi bizim ecdadımız, hepsini rahmetle ve minnetle anıyoruz. Buna Şehzade Mustafa Eyvallah. da dahil, Hürrem de dahil, Rüstem de dahil, Kanuni Sultan Süleyman da dahil, Sultan II. Selim de dahil. Evet hocam çok teşekkür ediyorum teşrifiniz için sağolunuz. Sevgili dostlar başka şeyler bu akşam da bu suretle bitti. Haftaya bir başka konu ve konuklarla tekrar huzurunuzda olmak arzusundayız. Allah'a ısmarladık, hoşçakalınız.